へえ。<noise> Mutlu günler değerli izleyenler hoş geldiniz. Bin spor stüdyolarına 6 Ekim Çarşamba günündeyiz. Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Bugün 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu, İstanbul'un özgürlüğe kavuşmasının 98. yıl dönümü kutlu olsun, mutlu olsun. Hem İstanbulları hem de tüm ülkemize o muazzam e, kurtuluş savaşının, o muazzam milli mücadelenin meyvelerinden en son aldığı meyvelerinden e, e, birisi. Bütün ülkemize, bütün milletimize kutlu olsun, mutlu olsun diyerek başlatalım programımızı. Değerli izleyenler 8. haftayı geride bıraktık SporToto Süper Lig'de ve milli maç arasındayız. Bugün de ilk olarak geride bıraktığımız 8 haftada e, istatistikler bize ne söylüyor programımıza onunla başlayacağız. İlk olarak Uğur Bey en sevdiğiniz şeylerden bir tanesi geliyor ekranlara, grafiklerden birisi geliyor. Kat edilen mesafe. Hayır ya bu yani bu şekilde bir algı oluşması beni üzdü. Sevmiyorum mu diyorsunuz? Hayır bu kadar anlam yüklemek aslında çok doğru değil kat edilen mesafeye ama evet yani bize yardımcı olan verilerden bir tanesi ama her şey değil. Yani topa sahip olan takımın da kat ettiği mesafenin düşmesi çok doğal. Çünkü topa çok sahip oluyorsa topu takip eden doğru. E, takımı daha fazla koşturmak durumunda bırakabiliyor. O yüzden her şey değil futbolda ama evet önemli datalardan bir tanesi oldu. Altını çizmek lazım. Yani orada bir kamu yanıltmaya çalışan bir şey var. Bir güruh var yanlış anlaşılmasın. <laughs> yani. futbolda her şey değil. Başakşehir birinci ilk 8 hafta itibariyle. Mesela yani bu gerçekten bir şey ifade ediyor mu? Başakşehir'in 2 galibiyet 6 mağlubiyetle e, teknik adam değişikliğine gitmek durumunda kalan Başakşehir'in kat edilen mesafede birinci olması gerçekten de çok şey mi? Mesela bu ayrıca bağımsız bir konu olarak tartışılabilir. Fenerbahçe 3. sırada Galatasaray 9. Trabzonspor 13. E, ve Beşiktaş'ta 16. Toplamda. Mesela en enteresan sektörde. lig lideri Fenerbahçe ama Fenerbahçe takip eden takımlar Trabzonspor, Beşiktaş ikinci yarısındalar öyle diyelim. İlk yarısında değil. Tablonun ikinci yarısında. Bir 13. Bir 16. Bir 110. 111. Koşmuş. Halbuki topa da çok sahip olan iki takım Beşiktaş ve Trabzonspor. Şöyle mesela bir şey. Enteresan. Şöyle bir şey düşündürür mü bize ee, fazla geri koşmamış mesela alttakiler yani e, mesafe ligin zirvesinde olup da az mesafe kat eden takımlar acaba? Faktörlerden biri. Biri. Ama şunu da altı çizmek lazım. Kat edilen mesafe niye önemli? Özellikle bu yıllarda Türk futbolu için niye önemli? Bir, Şampiyonlar Ligi'nde, bakın bu söyleyeceğim çok enteresan gerçekten. Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının sahaya çıktığı son 44 maçta sadece bir kez Türk takımı rakibinden daha fazla koşmuş. Evet. 44'te 43 ya eşit ya da rakip takım daha fazla koşmuş. Bir defa bu bir şey söylüyor. Yani bu kadarı tesadüf olamaz değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkan Galatasaray'ı, Başakşehir'i, Beşiktaş'ı her kim olursa olsun son 44 maçta sadece bir kez rakibine geçebildiyse bu ülke olarak kat ettiğimiz mesafe anlamında bir sorun olduğu anlamına geliyor. Bu bir şeydir. Bu bir değerdir. Bir, bunu bir cebe koyalım. İki, Euro 2020'de her üç maçta da evet. İtalya, İsviçre ve Galler karşısında biri turnuvanın şampiyonu. Mesela diğerleri çok fazla turnuva için anlam ifade etmeyen iki takım İsviçre ve Galler. Üçü de bizden 5 kilometre 6 kilometre ortalama daha fazla koştular. Yani bu bir şeydir. Bir veridir. Bu bir veridir yani bu bir şey anlatıyor. Bu kadar tesadüf olamaz. En kısa haliyle şunu anlatıyor olabilir. Dünya, Avrupa standardı bir basamak, iki basamak, üç basamak yukarıya taşıdı. Taşımış. Bu demek konuda. ki kat edilen mesafe bir, bir şey söylüyor. Ya her da biz geride şey kalmışız. Evet her şey değil ama bir şey söylüyor. Ya 5 kilometre 6 kilometre senden fazla koşması demek İtalya'nın, İsviçre'nin, Galler'in yarım adam demek. Sen 11 adamla mücadele ederken fiziksel olarak onların 11.5 on adamla mücadele veya onlar 11 on ise sen 10.5 ile mücadele etmen demek. Yani yarım adam senden daha fazla mesafe kat etmişler demek. Bu önemliydi. Geliyoruz bu sezona. Biz böyle girdik bu sezona. Bu sezon çok enteresan bir şekilde Türk futbolu bu anlamdaki zafiyetini giderme yolunda. Galatasaray eğer yanılmıyorsam sabah gazetesi Mehmet Özcan'ın haberiydi. Bir iki gün önce verdik. 1 116 1 118 koşmuş Lazio Marsilya maçlarında. Fenerbahçe aynı şekilde. Fenerbahçe ve Galatasaray kat ettiği mesafeleri ciddi biçimde artırdı. Ve Avrupa da rakiplerine karşı ya yakın eşit ya da üstünlük kurdu. Gençleşen takımlar var ve kat ettikleri mesafeleri artan takımlar var. Şimdi bakacağız mesela ulusal takıma da yansıyacak mı bu koşu performansı? O yüzden bu kat edilen mesafe önemli söz. Yani sakın yanlış anlaşılmasın. Ee, yani her şeyi rakamlarla anlatmaya çalışan ahmaklıkta değiliz elbette. Estağfurullah futbol tabii. Futbol böyle bir oyun değil. Bizim Kaan'ın, Kaan, Kaan Kural'ın çok güzel ifade ettiği şekilde basketbol bağımlı değişkenlerin oyunu. Ben bir basketbol maçı izlemesem bile rakamlarına bakarım. Hikayenin nasıl gelişini sana anlatabilirim. Seni kandırabilirim. Kaan'ın deyimi bu. Ama futbol Çoğunlukla bağımsız değişkenlerin oyunu. Birçok müsabakada o rakamlara bakarsın ve oyunda ilgili hiçbir şey anlamayabilirsin. Ya da vardığın kanı maçı seyretmediysen seni başka bir yere yanlış bir noktaya olabilir. yönlendirebilir. O yüzden de futbolu sakın yanlış anlaşılmasın. Rakamlar üzerinden tarif etmeye falan çalışmıyoruz. Gayret etmiyoruz. Kamuoyunda bazı manipülatörler var. Bunu aşağılamaya, rakamları değersizleştirmeye çalışan. Bunlar değerli ama her şey değil. Bunun farkındayız. Oynanan oyunu anlatmaya çalışan doneler, ipuçları... Evet. Argümanlar bunlar. Abi bunlar değersiz olsaydı tamamen değersiz olsaydı. olsaydı. Bir, şey olsaydı, söz konusu değil, bir elinde. defa aynı rakamları Manchester City'ler bayağı mühler de kullanıyor. Bu kaynaktan aynı firmadan bir söyleyebiliyor muyuz? Yok. Hangi kaynak olduğunu? E, kaç gündür söylüyoruz. Söylüyoruz. Ya. Yani. Tabii, Instat tabii, tabii. bu kulüplere de Paris Saint-Germain'e Manchester City'ler bayağı mühleri e de aynı verileri sağlıyor. Aynı verileri olanlar da bakıyor. Birincisi. ikincisi kardeşim 44 tane şampiyonlar gibi maça çıkmışsın. Son 44 maç. 43'ünde ya eşit mesafe kat etmişsin ya da rakipler seni geçmiş. Bu bir şeydir ya. Buna değersiz diyemezsin. Buna değersiz diyorsan sen o zaman şu çocuksun. İlk, ilk öğretimde bu matematik hayatta bizim ne işimize yarayacak ya diyen dört işlemle problemi olan çocuksun o zaman. Ama hayatta bir işine yarıyor. Kabul hayatta et yani. bir işine, bir işine yarıyor değil. Hayatın kendisi o. Evet hatta öyle aslına bakarsan. Oyunu okumak istiyorsan, gelişmek istiyorsan, üst taş üstüne taş koymak istiyorsan bunlardan faydalanmak zorundasın. Eğer yapmıyorsan dünyanın gerisinde kalıyorsun demektir. Ama Uğur Bey'in deminden beri altını çizdiği üzere oyunu tek başına anlatan unsurlar değil bunlar. Sadece oyunu anlatan farklı farklı bileşenler. Hepsi evet. bir araya geldiğinde belki sana bir done verebilir ama tek başına yanlış noktaya yönlendirmesi kuvvetle muhtemel. Ee, en çok kat eden takımları, mesafe kat eden takımları istatistiğine baktık. Bir de oyuncu bazında bakalım. İlk üç bizi şaşırtmadı. Zaten bu ortalama değil mi şu evet. an verdiklerimiz? 8 Sekiz haftalık. 8. hafta değil. 8 haftalık, haftalık ortalamayı veriyoruz. Öyle bir şey vaatte bulunmuştuk zaten geçen hafta. Evet. Luis Gustavo, Flavio ve Marek Amşik. Onu da Galatasaraylı Berkan, Alanya Spor kökenli Berkan ve Alanya Sporlu Umut Güneş evet. izliyor. Enteresan bir şekilde Alanya Spor dikkat et. Hem şu anki oyuncularıyla hem Süper Lig'e sağladığı kaynakla. Umut ilk beşe ilk defa mı girdi yoksa ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya Berkan hep burada, Marek Amşik, Flavio, Luis Gustavo hep burada. Evet Umut ya bir kez girdi ya girmedi ama ortalamada girmiş. Geçtiğimiz hafta ilk e ilk 5'e girişi geçtiğimiz haftaymış. 7. yeşe 7 haftalıkta. Ya şimdi ortalamada 6. olsa 7. olsa görmüyoruz ya burada. Doğru. Bu muhakkak öyle bir şey olmuş. Yani Ama yine zirveyi oynuyormuş yani. Zirvedeymiş zaten. İlk 5'e girmiş. Şimdi bu 5 oyuncuyla ilgili iki şeyin altını çizmek lazım. birincisi az önce bahsettiğim Alanya sporlu oyuncular ya da Alanya spor kökenliler Süper Lig'de hep bu istatistiklerde iyi noktadalar. Çağdaş Atan'ı da Bülent Korkmaz'ı da o anlamda tebrik etmek lazım ama sanki daha çok Çağdaş Atan'ı bana öyle geliyor. Hakkını az teslim ediyoruz. Yani Çağdaş Kesinlikle. Atan geçen sezon farklı bir önerme yaptı lige Kesinlikle. Çok önemli kaynak sağladı. Hatta daha geriye sıralım Sergen Yalçın ve Erol Bulut'a da haklarını teslim edelim. Alanya Spor gerçekten Sergen Yalçın, Erol Bulut, Çağdaş Atan ve Bülent Korkmaz. Ee, belki uzun süre çalışmadı bu antrenörlerle ama bir anlayış istikrarı sağladı Alanya Spor yönetimi tebrik etmek lazım. Süper Lig'e işte doğru. Kolkırlardan Al, En Sakalalar'dan, Wellingtonlar, Fatih Aksoy, Umut Güneş, Berkan Kutlu, Bakasetas, Papississe, Emrah Baba normalde büyük takımların belki de bakmayacağı oyuncuları Salih Uça parlatmak suretiyle Ozan Tupola, Tufan Türk futboluna evet, daha geniş mi? kitlelere tanıttı. Kazandırdı. Müthiş bir kaynak sağladı. Bu öneriyle. müthiş bir kaynak sağladı. Tebrik edelim. İkinci dikkat çekici detayda sık sık söylüyoruz. Ya ligin en çok koşan 34 yaşında Evet. Üçüncü oyuncusu 34 yaşında. Evet. Gustavo ve Hamşik. Büyük da... büyük hakikaten evet. büyük saygıyı hak ediyorlar. Evet. Disiplinden hiç kopmuyorlar. Her ikisi de oyun içerisinde arkadaşlarını da yönlendiriyor. Bu açık alanları gösteriyor. Oraya sen oraya sen buraya bak orayı Marak Marakamşik mesela uzun mesafeden bağırıyor orayı al vesaire diye. Oyun disiplinleri, oyuna saygıları. Evet. Gerçekten çok üst düzeyde Türkiye'de oynadıkları için biz de bu keyfi yaşadığımız için hakikaten teşekkür edelim. Hem hepsine özelinde de yaş itibariyle de bu iki oyuncuya. Yalnız yalnız derken bir an Evet. Bunun peşinden farklı bir mesela sırayı bozarak Evet. Başka bir istatistik istesek. Şey mi? Gol öncesinde topa dokunmayı mı diyorsun? Yok, rakip sahada sahipsiz top kazanma. Bunu istesek sahipsiz çok, top kazanma. çok ayıp eder miyiz? Buyurun. Ya Hocam bu rejimiz. çok enteresan. Canavar. Evet. Buyurun. Teşekkür ederiz arkadaşlara. Bak rakip sahada sahip stop kazanmadı. Alanya birinci. Önce bir kez daha Alanya Spor'un hakkını teslim edelim. Yani bir anlayış istikrarı var. O anlayış istikrarı sürüyor. Umut Güneş, Fatih Aksoy, Emre At, Baba orta sahasıyla. İşte bir tarafta Davidson, bir tarafta Efe Can'la. Hepsini katalım. Onunla beraber bu anlayış sürüyor. Alanya Spor rakip sahada sahip stop kazanmada Birinci. Ama bakın burada çok enteresan başka bir takım var. Fenerbahçe. Rakip sahada sahip stop kazanma ortalaması maç başına 16. Ve ligin alt sıralarında bizim haftalardır zaman zaman çeşitli argümanlarla anlatmaya çalıştığımız şeyi anlatan başka bir veri. Niye? Niye rakip sahada bu kadar az sahip top kazanıyor Fenerbahçe? İleride kalabalıklaşamıyor. taşamıyor. E, şeyde grafikte bir hata yapmışız. İki tane Fenerbahçe logosu var sevgili dostlar. E, şimdi benimden ben de şey yaptım şaşırdım. Uğur Bey de yanlış yönlendirmeyelim. Fenerbahçe normalde 29. İkinci Fenerbahçe doğru. Özür dilerim. E, bu değil bir Sonuncu. E, ben şu an çok özür dilerim. Trabzonspor olacak Uğur Beyciğim. Tamam çok en özür sağdaki. dilerim. E, bizim hatamız biz de sizi yanlış yönlendirdik kusura bakmayın. Şimdi bir dakika benim isteyeceğim hisse sıkıntı yani değildi zaten. Yani şey doğru. E, tamam. Alanya doğru 35. Şimdi de hocam birinci, rakip sağda değil. Fenerbahçe 29'da Düzeltiyorum. 20. Rakip sağda değil. Sahipsiz top kazanmayı isteyeceğim onu galiba grafik olarak yapma. O yok sadece e, ben söyleyeyim ben. top kazanma. Ben söyleyeyim kazanma sahipsiz var, top kazanmayı. Evet. Sahipsiz top kazanma toplamda söylüyorum. Buyurun. Fenerbahçe 57. Doğru. 57 sahipsiz top kazanmayla 10. ligde. Rakip yarı da sahipsiz top kazanmayla da 2. Evet, 29'da. Evet. Sahipsiz top kazanma konusunda Fenerbahçe mesela bu kadar çok koşarken bu kadar çok defansif oyuncu kullanırken mesela sahipsiz top kazanmada aynı seviyelerde değil. Ben bunu biraz Fenerbahçe'nin enerjisini Bu şu anda düzelmiş doğru hali. Teşekkür ederim. Tamam. Ama ben toplam top kazanmayı Bu tabii şey e, Yanlış e, istedim benim hatam. Rakip sahada. Enerjisini biraz sanki verimliğe ve Enerjisini biraz sanki verimsiz kullanma. Bana onu ifade ediyor Fenerbahçe. Mesela çok koşuyor ama top kazanma istatisi demez. Topu da paylaşıyor. Mesela topa da çok fazla sahip Doğru. oluyor. Fenerbahçe topa sahip olmada yüzde 53. Bunu pres yapmıyor diye mi okuyalım? Ben biraz öyle okuyorum. Yani mesela Fenerbahçe sanki top kazanma konusunda mesela topa da çok sahip. %53 sahip oluyor. Mesela diğer Doğru. rakipleri %60'lar falan değil mi Trabzon? Doğru. 60'lara yakın. Beşiktaş oralara yakın. Evet, 58, 59. Fenerbahçe %53. Galiba lig sıralaması 8'di dün vermiştik. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Topu da paylaşıyor yani rakibi topa da sahip oluyor. Rakibi topa da sahip oluyorken aslında top kazanma esnesinin daha yüksek olması lazım. Ama top kazanmada ligde 8. Biraz böyle verimsiz koşma gibi geliyor bana. O yüzden onu istemiştim ama şu anda Yanlış grafiği istediğim için. Ya Çok Sonuçta açıklamış olmadı. olduk. Devam. Bu edelim. da rakip sahada, özellikle onun altına çizelim. Fenerbahçe rakip sahada 29'da, Alanya Spor'un ardından ikinci, Galatasaray 28'de üçüncü, Beşiktaş ve Trabzonspor rakip sahada top kazanmayla 18 ve 16 yapmışlar ilk. Bu e, acaba 8 Beşiktaş hafta. ve Trabzon neden düşük? Topa çok sahip oluyorlar onunla olabilir. Rakip yarı sahada şimdi bu 18-16 rakip yarı ya muhtemelen söylediğiniz gibi rakip yarı sahada daha çok topla oynayan ilk 8 hafta itibariyle oldukları için galiba diye bir çıkarımda bulunabiliriz sanırım. Çünkü %60'larda topla oynuyorlar. Eğer, Rakipleri de kendisi aslında belki çok fazla topla oynayamıyor. Muhtemelen o şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi dün de söylemiştik e, gol öncesi pas sayısı, gol öncesi topla oynama evet. süresi ve de o, e, o süreci etki eden oyuncular. Üçü birbiriyle bağlı. Üç sayfa grafiğimiz gelecek ekrana. Gol öncesi ortalama pas sayısı. Buyurunuz efendim. Trabzonspor sezonun başından beri liderliğini sürdürüyor. Geçen hafta Ortalamalara baktığımızda Beşiktaş'ın bunu yükselttiğini söylemiştik. Bu durum yine bu haftada devam Yükseltmeye etmiş. Devam Yükseltmeye edelim. devam, etmiş. Trabzonlardan ikinci sıradaydı zaten yedinci hafta itibariyle yanlış hatırlamıyorsam. Yine sekizinci hafta itibariyle de e, ikinci sırada Beşiktaş burada yükseltmiş. Hatta siz şey demiştiniz fabrika ayarına dönmüş. Evet dönüyor Beşiktaş, Beşiktaş demişiz. Karagümrük yine oyununu izlediğimiz kadarıyla burada üçüncü sırada. Karagümrük'te zaten öyle bir oyun vaat ediyor. Galatasaray'ın 8 Çok civarındaydı. Çok fazla pas yapıyor. Kara İlk Geriden pasta çıkıyor. Set, set zaten. hücumuyla daha çok golleri buluyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş'a göre bu kategoride farklı bir şey. Yani düşük demeyelim de farklı bir oyun vaat ediyor. 8.4'ten şimdi Tolga da söyledi. 8.4'ten yani 8 civarı dedi ki. 9'a çıkmış. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe daha fazla geçiş hücumuyla gol buluyor. Daha direkt oyun oynuyor gollerin bulunma tipi, pozisyonların bulunma tipinde Galatasaray Fenerbahçe daha çok sete yerleşme değil, çabuk geçiş. Çabuk geçişlerle skor buluyor. Beşiktaş ve Trabzon daha çok sette buluyor golleri. Öyle bir iki takımın oyunları arasında ilk 8 hafta itibariyle böyle fark oluştu. Golle sonuçlanan atakların süresi. Trabzonspor sezonun başından beri burada bu istatistikte birinci sırada. Yalnız Beşiktaş'ın 15-14-15 saniyelerden 39 saniye çıktığını ...görüyoruz. Evet Beşiktaş... normale dönmüş. Zaten bu hafta Güven Yalçın'ın... ...attığı gol de onun tipik bir örneğiydi. 15-16 pas sonunda... ...Güven Yalçın'ın golü gelmişti. O da... ...golle sonuçlanan atakların süresini... ...artırdı şüphesiz ki. Fenerbahçe... ...burada 26 mı? 26. Trabzon Beşiktaş... ...40 düzeyinde. Zaten bu da... ...oyunlar arasındaki farkı yine... ...tarif ediyor. Yani Fenerbahçe daha direkt... ...gole gidiyor. Evet. Vitor Pereira'nın da... ...mantalitesi biraz böyle... Kasımpaşa maçında, Bunu tercih ediyor. E, Kasımpaşa maçında 10 ve üzeri pas serisini Fenerbahçe bir kez yaptı. Öyle mi? Evet. Çok sadece Kasımpaşa örneğinde. Kasımpaşa 10 paslık seriden mesela e, en son oynanan maçta 5 kez yaptı. Çok iyi veriymiş bu. Evet. Yani Fenerbahçe Kasımpaşa maçında 10 ve üzeri başarılı pas serisi bir kez mi bir yaptı kez sadece? Ya. Bak bu en, çok değerli olabilir. veriymiş. Teşekkür ederiz. E, Kasımpaşa'da bunu 5 kez yapmış. Bu oyunu tarif ediyor üzeri. Fenerbahçe. Evet. E, direkt oynuyor. Evet, direkt oynuyor. Kapılandon, 10 ve üzeri hızlı pas ilerliyor. çok fazla yapmıyor. Evet. Beşiktaş'a Trabzon tam tersi. Birçok hücumda 10 ve üzeri pas seti yakalamaya çalışıyor, yakalıyor. Yakalıyor, aynen öyle. E, golle sonuçta atakların süresini getirdik ekrana. Ve şimdi golle biten hücumda yer alma. Yani oyuncu bazında. Bakacağız. Bilmiyorum. Bu Bunu dün istemiştim evet. hatırlarsan. Şaşırttı mı sizi? Lobanit senin bu anlamda çok iyi bir verisi olduğunu yarın bunu verelim demiştim. Evet. Lobanitse'nin zaten 7 gol katkısı var. 4 gol 3 asist ya da 3 gol 4 asist öyle bir şey. Bir de daha da fazlası asist öncesi paslarda da bulunduğu için Hatay Spor'un 16 golünün 10'unda var Lobanitse. Hatay Spor'dan 16 gol atmış. onun da Lobanitse bir şekilde içinde bulunmuş. Ya golü atmış ya asisti yapmış. Ya asist öncesi pası vermiş. O yüzden özellikle burada Lobanitse'yi ön plana çıkarmak isterim. Bir de bir başka özelliği de Lobanitse'nin bu 5 adam içinde az oynayan adam olması 460 dakika oynamış. Yani 8 maç 720 dakika potansiyel oynayabilecekken 460'ında sahada kalmış. Bir maç hiç yok, sakat. Ligin ilk haftası da yedek. Yanılmıyorsam 5 maç ilk 11'de çıkmış olmasına rağmen Lobanitsin'in 10 golün içinde var olduğunu ve ligin şu ana kadar bence... Çok etkin ee, bir performans. Evet yani nasıl denir? Konsantre bir performans. Evet en etkin ama hani dört kükler dışında olduğu için beklenmedik etkinlik mi demek lazım? Veya beklenin üzerine çıkan NBA'de bir most improving en çok gelişim gösteren oyuncu ödülü var ya her evet. yaştan yaşlı oyuncuya verebiliyorlar. Hidayet 30 yaşındayken almıştı o ödülü mesela. İlla 20 yaşındakilere vermiyorlar. Bir sezon öncesine bakıyor. O sezonki performansına bakıyor. En çok gelişene en çok mesafe ne veriyor. Lobanis ise geçen sezonda iyiydi ama bu sezonki performansına bakarak o ödülü hak ediyor bence. En fazla gelişim gösteren oyuncu ödülü. Burada Hatayspor'un Hatay oyununa, Atakaş Hatayspor'un oyununa ve Ömer Hoca'ya da herhalde bir selam göndermek gerekecek. Doğru. Zaten zirve yarışçılarından biri şu anda. Zirvenin 2 ya da 3 puan gerisinde. 3 puan gerisinde yanılmıyorsam Hatayspor üst üste ilk 11'inden 7-8 oyuncusunu değiştirmiş, kaybetmiş bir Hatayspor. Savunma grubu tamamen değişti. Dörtlü tamamen değişti. Orta sahanın biri kaldı. Ruben Bucema geldi yanına. E, sol açı bu penzayı kaybetti. Santrforu duruyor. E, 7 oyuncu, 8 oyuncusu değişmiş bir Hatay Spor. Çok çabuk adaptasyon sağladı yeni oyuncuları. Zaten Sabah Lobanese başta olmak üzere. E, o yüzden de Ömer Erdoğan'a hani bazen diyoruz ya yeni oyuncuları, yeni takımlara adaptasyon süresi tanımak lazım. Hatay Spor bunu duymamış. Çok çabuk bir şekilde adapte oldular. Takım grup ismini sağladılar ve çok da iyi gidiyorlar. Bu listede 3 tane Trabzonsporlu oyuncu var. Evet. Vakayme, Bakasetas, Hamşik neredeyse her golün içinde varlar. Evet. Var. Oyunu nereden oynadığını Trabzonspor'un nasıl alan yarattığını, nasıl pas yaptığını özetleyen bir şey. Bir şey mi var? aslında. Trabzonspor'un ee, Malatya maçıydı yanılmıyorsam. Evet, Malatya maçı neredeyse her golde 3 oyuncuda dokundu. 5 gol attı karşılaştığında. Evet, sonunda. sanırım 4'ünde. Evet. Üçüne dokundu Vakayeme, Hamşik, Bakasetas. Bir şekilde golün içinde oluyorlar. Çok doğru bir telepati yakaladılar kendi aralarında. Birbirlerinin yerlerini artık ezbere bilen, telepatik bir şekilde birbirini bulan. İşte Hamşik sola açılıyor artık. Ezbere herkes onu biliyor. Bakasetas sağa açılıyor. Veya ikinin santiforkusu yapıyor. Vakayeme ön direğe koşu yapıyor. Vuruyor veya arka direğe aşırıyor. Artık herkes aşağı yukarı Trabzon'da birbirinin hareketlerini ezberledi. Ön grup çok telepatik bir dinamik yakaladı. O yüzden de gollerin içine bak 9 10 11 varlar. Dün söylediğiniz gibi Trabzonspor takımının her maçı heyecan vadeden, beklenti yaratan bir karşılaşma haline geldi. Evet. Oyuncuların isteği de, birlikteliği de, mücadelesi de bunu net bir şekilde bir kişi eksik, iki tane bir kişi eksik maç oynadı mesela. Birisi 8. dakikada, birisi daha geç oldu ama hani neredeyse maçın tamamını eksik oynadı ama hani bilmesen kırmızı kart olduğunu, orada ekranda görünmese kırmızı kart yedi takımın demezsin hani saymazsın yani kim bir kişi eksik mi diye. Kesinlikle öyle de bir oyun öyle. oynamayı başarıyor Trabzonspor. Bir de tebrik etmek lazım. 10 kişiyken Abdullah Hoca'nın yaptığı değişiklikler, oyun tarzı, yine ofansif hamleler. Daha risk alan. Yine risk almaya devam eden, yine öyle olağanüstü bir kaygı belirtisi göstermeyen. Çünkü korku öyle bir şeydir ki futbol fena halde hayata benzer. Korkunuzu belli ederseniz rakibinizi üstünüze çekersiniz. Rakibinizi cesaretlendirirsiniz. Oyuncu değişiklikleri kaygıyı belli eden bir hamledir. Bir oyuncu değişikliği bir oyuncu değişikliğinden fazladır. Sağdaki oyuncu da oyuncu değiştiğini yorumlar. Der ki Aa, rakip hoca santrifor çıkarıyor, orta sağa sokuyor. Demek ki kaygısı artıyor, korkusu artıyor, endişesi artıyor. Biz daha fazla yüklenelim, daha fazla basın der. Oyuncular da kendi takım arkadaşları da bu değişikliği okur. Rakip oyuncular da. Abdullah Hoca oyuncu değişikliklerinde kaygı belirtisi göstermeyerek aslında rakip takımın da cesaretlenmesine engelliyor. Doğru. Yani Çok doğru. doğru bir tavır. Oyun oynama isteğiyle, oynama arzusuyla, açlığıyla yani oyuncuların bir kısmı yaşlı demin de söyledik, oynama e, açlığıyla sempatik de bir takım oldu. Sırf Müthiş. bu oynama arzusuyla. Yani bu e, heyecan vaadiyle sempatik de bir takım oldu. Şöyle demiştim geçtiğimiz günlerde uluslararası... Sevilen bir takım oldu bir yatırım şirketi gelse ve Süper Lig'e doğru, yatırım yapacak doğru. olsa Trabzon maçına götürürsün. Süper Lig böyle bir şey dersin. Süper Lig'i temsil ettiği için değil, Süper Lig'in en iyi oyunları orada oynandığı doğru. için. Yani o maçı izleyince vay be Süper Lig eğlenceli, keyifli, hareketli bir ligmiş diyebilir. Türkiye iş tanımayan Süper Lig'i iş Doğru, çok doğru. Bir sonraki sayfamız grafiğimiz atak yönüne göre gol dağılımı. Burada enteresan bir detay var. Tolga Buyur. Kuru bizim editörümüz yakaladı. Fenerbahçe'nin 11 golünün 7'sinin sol kanattan gelişmesi. O yüzden bunu aldık. <laughs> Yoksa diğerleri genelde dengeli. Bir de Fenerbahçe'nin merkezden herhangi bir üretim yapamaması. Yani az önce anlatmaya çalıştığım şeyi aslında daha iyi anlatıyormuş bu veri. Şimdi, şimdi fark ettim. Az önce Fenerbahçe'nin anlatmaya çalıştım ya. Sahipsiz top kazanma esnasında geride olması garip dedim. Çok koşan bir takım mücadeleci bir takım. Ama niye sahipsiz top kazanmaya sesli geride? Çünkü öne gelmiyorlar. Burada da bak merkez oyuncularının kim oluyor merkez oyuncu? Gustavo Mert, Gustavo Zaitz, Gustavo Crespo son hafta. Evet. Merkez oyuncularının ikinci, üçüncü bölge geçişinde bağlantı oyununda çok fazla rol oynamaması, gol ve katkısı yapmamasının sonucudur bu seslik. 11 golün 10'u kanattan bulunmuş. Merkezden bulduğu sadece bir gol. Fenerbahçe'nin merkezin daha yaratıcı olması lazım. Fenerbahçe dediğin takım orta sahada Gustavo Crespo ile zaman zaman oynar ama sürekli bu tipte oyuncularla oynamamalı. Yani oraya biraz yaratıcılık katmak lazım gibi geliyor bana. Yaratıcılık ve bağlantı. Tabii. Bu öne bağlantı. Bugün ama. şu ana kadar verdiğimiz istat aynen öyle. Şu, şu ana kadar verdiğimiz istatistikler benim yine ilk gün söylediğim fikrimi değiş yani onu destekler nitelikte. Fenerbahçe'de her bir hat her bir bölgenin sahibi oyuncular kendi bölgesine bakıyor. Yani herkes kendi sorumluluk bölgesinde. Beraber hareket etme değil de hepsi bağımsız birer grupmuş gibi hareket ediyorlar. Çoğalamamak da zaman zaman oyunun boyunun uzaması da zaman zaman oyuncuların pas istasyonu bulmakta zorlanmasının da sebebi bu. Aynen sizin söylediğiniz o bağlantı işi. Bence şurada çok haklısın. Birinci ikinci bölge bağlantıları iyi bence. İki, bir, üçüncü bölge bağlantılarına sıkıntı var. Birinci, ikinci bölge zaten hep söylüyoruz ya. Üçlü savunma, üçlü savunma dediğimiz zaman sanki orada üç kişi eleştiriliyor. Hayır mesele orası değil. Mesele ondan sonrası. Orada bir tabii, problem tabii, yok. Savunma orada da gayet harika, iyi oynuyorlar. savunmada harikalar. Aynen öyle. Yani, ligde sadece beş yani, ya da altı gol Sistem üçlü savunma pelesenk oldu ya dilimize. Evet. Üçlü savunma mesele orası değil aslında. Mesele ondan sonrası. Bence de. Orta İkinci, üçüncü yani. bölge bağlantı oyuncusu sanki daha fazla mı kullanmak lazım? orada yani biraz işte daha... bir Sosa iyileştiği zaman tam olarak sağlığına kavuştuğu ama zaman. Sosa 1985 mi 86 mı? 86 doğumlu galiba. 84 diyecektim ama işte aynı şey Yok, herhalde. Yok 86 galiba ya da 85. Yani 35-36 yaşında Fenerbahçe'nin oyunu 35-36 yaşında bir oyuncuya mı bağımlı? Ya böyle olmamalı. Değilmiş, 85 söylemişim. 36 Olur. yaşında bağımlı olmamalı ona Sosa değerli bir oyuncu. Sosa önemli aksamlardan biri bunu kabul ediyorum ama bağımlı mı yani? Sosa olunca işte Sosa olmayınca değil mi? Şunu karşılaştırma fırsatımız olabilir oynadığında neler değişiyor. Çünkü o şeyde bir oyuncu var mı şu anda Fenerbahçe'de o beceride o kalibrede şimdi şöyle aslında diyeyim. var ama ön alan oyuncuları. İşte orada yani geriden Mesutlu, oyun kurabilecek İrfandı. o onları saymıyor mu? Ama o, geriden oyun Sosa gibi bağlantıyı kurabiliyor. Derin oyun kurucu değil. E işte? regista değil atladığımız kimse var mı? Yok galiba. Ya değil o mi? pozisyonun oyuncuları zaten Zayt, Gustavo, Crespo, Mert, Sosa. denedi hoca. Onların beşinin içine, bu beşine nasıl? Say, yani sayıyorum tekrar. Gustavo, Crespo, Mert, Zayt, Sosa içinde evet. Sosa'nın ayrık bir özelliği var. O 5'in evet. içinde derinde oyun kuran ve oyuna yaratılış katan bir oyuncu. Bunu kabul ediyorum. O beşinin içinde bir tane Sosa var. Ama şunu söylüyorum. Mesut İrfan Pelkas gibi şu an İrfan sakat ama gelecek galiba. İrfan da evet özür dilerim. Mesut buyurdu. İrfan Pelkas gibi oyuncuları daha fazla sahada tutacak bir formül yaratmak lazım. Kesinlikle doğru. Çünkü onlar daha fazla oynarlarsa belki o bağlantı rolünü o orta ikilinin üzerinden biraz alırlar. Biz sürekli orta ikiliye bakıyoruz. Niye sadece orta ikiliye Alan bakıyoruz? Alan çok geniş kalıyor orada. E tamam işte ama şimdi ön tarafta son maçta Fenerbahçe'de kim oynadı? Ee, ilk 11'de Be Berisha Rossi Serdar değil Doğru. mi? Doğru. Son maç. Doğru. Niye sadece Berisha Rossi Serdar? Berisha Rossi Serdar dışında mesela bir de Mesut 11'de olsa. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bir oyuncudan felaket işte, etti orta e, yani diziliş değişecek. Belki hocanın kafasındaki kurgu değişecek. Tahmin ediyorum. Bazen. Ama Bazen. Maçın belli bölümlerinde değişebilmeli. O zaman Sosa'ya bağımlıysa gerçekten Fenerbahçe oyunu Sosa'ya bağımlıktan çıkar. Çıkar bence. Çünkü Ön tarafta yaratıcı oyuncu sayısı artar. Mesut geriye gelir o bağlantıyı yapar. Pelkas gelir. İrfan gelir. Onları daha fazla oyuncuları kullanabilirsen belki o ikinci, üçüncü bölge bağlantısı tamir olur. Daha yaratıcı bir Fenerbahçe olur. Daha fazla pozisyon eten. Fenerbahçe'nin şu anda attığı gol sayısı kaç? 12. 12. 12. 12. 8 maç 12 gol. Daha fazlasını atardı Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin bir de 12 gol attığı gibi gol beklentisi zaten o seviyede. Ya yani yüksek bol, gol beklentisi yaratmış da atamamış değil. Fenerbahçe'nin gol Son maçı söylüyorsunuz. Eğer son maçı söylüyorsanız hemen söyleyeyim. Son biliyorum. maçı söylemiyorum, toplam. Ha, ortalama bende yok şu anda. Son maçta Fenerbahçe 1.40 yapmış maç sonu itibariyle. Tamam, ortalaması da bu zaten. Aşağı yukarı. 140'da 2 gol bulmuş mesele. Maç sonu itibariyle. Tamam, yani ee, 8 haftalık değil mi? 8 haftalık ortalama 1.60. Tamam, o, o, evet. işte onu söylüyorum. O civarda. 8 haftada 1.60 gol beklentisi yaratmış. 1.50 atmış zaten. Yani yarattığı beklenti kadar atmış. 8 haftalık ortalaması da 1.5 gol. Onu diyorum. Fenerbahçe'nin daha fazla gol beklentisi yaratması gerekmez mi? Bu eforla günlerdir altını çizdiğiniz bu eforla bu koşma mesafesiyle bu kadar Gustavo gibi oyuncuların kat ettiği mesafe daha fazla yaratması beklenir. Bir de şampiyon olan Gerekir. takım Tolga onu grafik olarak yaptınız mı? Şampiyonların gol ortalaması. Şampiyon olan takım zaten 2 gol ortalama iki golün biraz üzerine çıkar. Mesela 34 başlı bir sezonda şampiyonun 68 golün biraz üzerine çıkmasını beklersin. 70 gol, 72 gol. Bir buçuk golü... Buyurun. Son 8 sezon liderlerin gol ortalaması. ha? bak. Son 8 sezon 8. hafta mı bu? 8. hafta Evet çünkü alan yoluna göre 8. hafta. Bak son 8 sezonda 8. hafta lider olan takımın gol ortalamasına baktığın zaman 2014-15 Fenerbahçe'yi çıkart. Hep 2'nin üzerindeymiş. Aynen öyle. Hep 2'nin üzerinde. 2 İlk ve defa 1.50 e Fenerbahçe. Evet. Son 7 sezona bakarsan. Zaten bunu yapman lazım. 2'nin üzerine çıkman lazım. Gol ortalaması olarak. Ha olarak da Fenerbahçe 1.60 e olduğuna göre demek ki yarattığı pozisyonda yetersiz. Daha fazla pozisyon yaratması lazım. E, futbolu izleyen iki izleyici olarak konuşuyoruz değerli izleyenler ve hani e, bir analiz yapmaya, analiz etmeye çalışan daha iyi bir noktaya, düşünce anlamında, fikir anlamında daha iyi noktaya ulaşmaya ve bunu sizlerle paylaşan iki insan olarak bir çözüm e, neden bazı şeyler olmuyor diye bir e, fikir tartışması, beyin fırtınası yapıyoruz ve doğal olarak da bazı şeyleri kıyaslıyorsun bunu yaparken. Geçen seneki Emre Belözoğlu geldikten sonraki Fenerbahçe. Yani bütün yeteneklerin, becerili ayakların hep beraber oynadığı bir formül bulunabilir mi? Doğal olarak bu kıyas geliyor akla. E, hocanın sistemi değiştirsin anlamında değil. Uğur Bey'in söylediği gibi zaman zaman bu sistem esnetilebilir. 3 3 3 1 gibi. Evet. Zaman Aynen. zaman esnetilebilir. Bu da bir e, çözüm önerisi olarak iki izleyicinin aklına gelen fikir. Diyelim bir sonraki sayfamıza. Var mı ekleyecek bir şeyiniz o konuda yoksa geçiyorum atak yönüne göre gol dağılımına. Mesela böyle bir tabloyu verdik zaten Böyle önümleri. bir tenkitte bulunduğun zaman kamuoyu evet. diyor ki Fenerbahçe lider. Fenerbahçe Yücündeki liderken mi? mesela eleştirilemez gibi böyle bir kutsanma söz konusu. Eleştiri derken hep kötü konuşmaktan bahsediyoruz. Eleştiri ille kötü olmak zorunda değil. Analiz Çözüm önerisi, evet. analiz. analiz Moleküllerini ayırma oyunu. Hepimizin var çünkü herkesin fikri var. Bak Avrupa Rakamlarla Şampiyonası'nda destek, destekleyerek. Euro 2020'de Avrupa Şampiyonası Türkiye İtalya ile oynuyordu o gün. Türkiye İtalya oynadığı gün böyle bir konu oldu. Dedim ki Jorginho bence iyi penaltıcı değil. 40'ta 40'la falan geliyordu adam. Böyle <laughs> fantastik bir sesi de geliyordu. Bak göreceksin dedim. İki opsiyonlu. Ya sol direktibini atıyor ya sağ direktibini atıyor. Kaleciler yavaş yavaş bunu çözecekler. Zaten yüzde elli Göreceksin yakında Jorginho'nun penaltını kurtarmaya başlayacaklar. Ya Jorginho stilini değiştirmek zorunda kalacak ya da penaltıcı değiştirecek takımı, milli takımı. O günden sonra Jorginho önce Avrupa Şampiyonası finalinde penaltı kaçırdı. Sonra geldi Chelsea'de bir kritik penaltı kaçırdı. Evet. Yani illa o zamana kadar görülmüş olan şeyi söylemek gerekmiyor. Bazen de görülebilecek şeyleri konuşuyorsun. Yani bu işin gereği o. Aynen Sadece öyle. olmuşları değil, olabilecekleri de konuşmaya çalışıyorsun. Aynen öyle. Yani Jorginho Yolgun ben iyi penaltıcı değil dediğimde insanlar mahvetmişlerdi beni. Ya nasıl penaltıcı? 40 40'da geliyor, 400'de 400'de geliyor. Ya böyle bir şey değil. Matematik böyle bir şey değil. 26 kere hava atışı yaptım. Buna matematikte Sam Petersburg paradoksu denir. Bak iki gündür saçmalıyorum ama durdum beni. Ama şu an çok yeri geldi. Matematikte Sam Petersburg Sayısalcılar paradoksu çok var. çok mutlu iki gündür ben sana söyleyeyim. Sözelciler ağlıyor. Bak para atıyorum tamam mı? 20 kere atıyorum yazı geliyor. 20 de yazı geliyor. Bu 21. ile hiçbir alakası yok. Yok doğru. 21. de hala yazı veya tura gelme ihtimali %50'dir. Doğru. Onu anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar 20 kere yazı geldi diye. Ne, sen, neydi bu şeyin ismi? Önerim. Saint Petersburg paradoksu. Çünkü evet. Saint Petersburg'da bir grup matematikçi bir araya gelmiştir 20. yüzyılda. Ve orada bir takım paradoksları ele almışlardır. Saint Petersburg'da ele alınan kritik paradokslardan biri buydu. O yüzden adı Saint Petersburg paradoksudur bunun bu arada. Şimdi birçok insan diyor ki bize şöyle baskı yapıyorlar. Ya 20 kere yazı gelmiş ne diyorsun sen? Ya kardeşim bırak da 21. ile ilgili fikrimi söyleyeyim yani. Neden baskı kuruyorsun Birbiriyle bana? Birbiriyle hiç alakası yok. Bu bir diyorsun. şey değil ki. Bu bir e, ajans değil burada yapılan şey. Burada yapılan şey tenkit. Sen ajans istiyorsun, haberi istiyorsun. Haber zaten bu kanalda gün boyu yapılıyor. Bu da farklı bir öneri. Burada farklı bir şey yani burada analiz ve tenkit yapıyorsun ya. 20 kere yazı geldi diye bana baskı kuruyorsun. 20 kere yazı gelmiş işte. Ya bırak 21. ile ilgili fikrimi söyleyeyim yani böyle bir hürriyetim var. Hürriyetimi kısıtlama. Sen Petersburg paradoksunu koydum heybeye unutmayacağım. Teşekkür ederim çok nazik. Ben teşekkür ederim hakikaten bilgilendik günlük dozumuzu da aldık. Dünkü neydi? Neyse dur hiç girmeyelim oraya dur Didik yayından de. sonra sorayım. Güvercin yuva Güvercin yuvası de. bak emir dinlemiş ya yemin ediyorum. Ee, sıradaki Emir. grafiğimizi Sevgiler de verelim. Değerli izleyenler. Hücumda ikili mücadele kazanma. Buyurunuz. Beşiktaş'ın bu sezon düşük olduğunu ikili mücadele... Geçen sezonki maçlardan örnek vermiştik hatırlayın. Ee, kazandığı maçlarda hep rakiplerinden daha fazla ikili mücadele kaybettiği maçlarda ise rakiplerinin altında ikili mücadele istatistiğinde rakiplerin altında kaldığını vurgulamıştık. Ve bu sezonda henüz bunu yukarıya çekemediğinden bahsetmiştik ki 10. sırada 8 hafta itibariyle bence, Trabzonspor 1. Bence hücumda ikili mücadele kazanma istatistiğinde Trabzon ve Galatasaray'ın zirvede olması ve hücumda kalabalıklaşmaları. Beşiktaş'ın orada olma sebebi çok fazla sakatı olması ve çok fazla alternatif oyuncuya yer vermiş olması. Yani Gökhan Töre, Kenan gibi oyuncular hücumda ikili mücadele hissesini Beşiktaş çok geriye çektiler. Bence Beşiktaş az kadrosu dönünce bu istatistik de yükselir. Beşiktaş'la ilgili kanaatim o. Ama tekrar verelim o grafiği. Fenerbahçe'nin orada olması sürpriz değil. Çünkü kalabalıklaşamıyorlar. Bunu diyorsunuz değil mi? İkili mücadele. Evet. Şey ekranda değil. Burada mi? burada. Fenerbahçe'nin bence orada olması sürpriz değil. Çünkü Fenerbahçe kalabalıklaşamıyor. O yüzden de ikimde, hücumda ikili mücadele zayıf bir şekilde, zayıf pozisyonda giriyor ve o yüzden bence geride. Kanaatim bu. Uğur Bey 2'de özel istatistiğimiz var. Skor olarak geride oynama süresi ve skor olarak önde oynama süresi. Önce geride oynama süresi geldi ekrana. Beşiktaş 720 dakikada sadece 25 dakika mağlup oynamış. Geride oynamış. Enteresan değil mi? Evet. Bu dikkat çekici. Antalya Spor hocayı değiştirdi düşün. <laughs> Performans kötü gittiği için. Ersun Yanal'la yolları ayırdı. Ama hep son dakikalarda belli ki kaybetmiş. Kaybetmiş. Çünkü çok fazla geride oynamamış Antalya Spor. Demek ki Ersun Yalaz'la maçın genelinde e, fena oynamıyormuş ama maçların sonunu iyi oynayamıyormuş gibi bir test çıkar buradan değil mi? Skor olarak Aynen geride öyle. bu kadar az oynamasına rağmen puana yansıtamaması. Bu istatistik bu sonucu söylüyor. söyler. Bu sonuca vardır. Konya Spor zaten hak ettiği yerde. Bir kez daha görünen tebrik ederiz İlhan Palut Hocayı. Bir sonraki sayfada skor olarak önde oynama süresi. Burada evet, da Beşiktaş, burada da, Trabzon, Zirve'yi beraberce tutmuşlar. Çok özür dilerim. Sözünüzü böldüm. Beşiktaş, to... Trabzon, Fenerbahçe burada onlar normal. Evet. Zaten ligin ilk üçündeki üç takım değil mi? Beşiktaş, Trabzon, Fenerbahçe. Aynen öyle. Burada olması enteresan olan takım Kayserispor. Demek ki erken gol bulmuşlar onlar da Hikmet Hoca'yla. Ama ondan sonra koruma konusunda biraz sıkıntı çekmişler. Kayseri demek ki Antalyaspor'un tam tersi. Yani çünkü 291 dakika önde, önde oynayıp ııı 11 puanları var. Biraz daha fazla puanları olabilirdi. Sanki öyle hissettiriyor. 3 galibiyet 2 beraberlik. Bu tabloya ee, bakınca. 3 mağlubiyeti var. Bunlar da özel olarak Mesela hazırladığım Hatay ekibi. Spor'da, Teşekkür ederim çocuklar. Hatay Spor doğurdu ama 16 puan toplamış. Kayseri biraz demek ki sonradan skoru koruyamamış. İstatistiklerimiz bu kadar. Değerli izleyenler. Şimdi bir ara vereceğiz. Aranın ardından da süper Süperlik'ten haberlerle, baş, e, başlıklarla devam edeceğiz. devam ediyoruz değerli izleyenler Sabah gazetesi ve Fenerbahçe ilk başlığımız ilk başlığımız işte zirvenin sırrı. Fenerbahçe'nin futbolu beklenen övgüyü alamadı ama haneye puan yazdırmaya yetti. Kanarya Süper Lig'in en çok koşan az önce istatistiklerle de paylaştık ve en önde top kapan takımı oldu. Her maç neredeyse bir adam fazla oynuyormuş gibi bir istatistik yakaladı demiş. Rakibi dengesiz yakalıyor diyor. Şu şeyi merak ettim. Her maçta neredeyse bir adam fazla oynuyormuş gibi bir istatistik yakaladıyorken koşu mesafesinden bahsediyor herhalde değil mi? Şöyle ayrıntıya bakıyorum. Fenerbahçe'nin sırrı Ben ne? de merak ettim. Evet Fenerbahçe maç başına ortalama 116-117 kilometre aralığında bir Ama mesafe en çok yakalayarak değil ya, ligin en çok koşan takımı oldu demiş burada haberde. Kasımpaşa ile oynanan bu şey herhalde belki haftalık veri sadece. Ha olabilir. Ortalama değil. Tamam. Gazetenin haberi haftalık veri muhtemelen. Tamam olabilir. Diğer taraftan Süper Lig'de 5 takipçisinden az gol atan Fenerbahçe Avrupa'daki liderlerle kıyaslandığında da en geride. Bu minvalle e sessiz lider demiş ki az önce sizde hem gol beklentisi hem de atılan goller örneğiyle bu konuyu açıklamıştınız. Az atıyor ama az da iyiyor demiş. 12 gol 9 isimden geldi Fenerbahçe'de. E Mesut, Ferdi, Valencia, Ozay, Samuel, Zais, Rossi Novak, Berisha ve Gustavo Fenerbahçe'de gol atan oyuncular. Şurada benim oyuncum benim kararım. Fenerbahçe'de bir ufak sahada görüyorsunuz kutucuk e, açılmış. Fenerbahçe'de Pereira ile Mesut Özil arasında sorun olduğu iddiaları. Portekizli hocayı bir hayli sıkmış durumda. Vitor Pereira her teknik adamın kariyeri tüm dünya tarafından kabul edilen bir oyuncuya sahip çıkmaktan mutluluk duyacağını belirtip Mesut da her maç öncesi Mesut'la da her maç öncesinde görüşüp durumuyla ilgili bilgi alıyorum. Olympiakos maçında oynatmak için Hatay'da dinlendirdim ancak grip oldu ve bu iki maçı kaçırdı. O bizim kaptanımız ve her zaman sahada olacak. Herkes konuşabilir ama son karar benim. Mesut gibi bir yıldıza sahip olmaktan mutluyum. Maksimum faydayı alacağım şekilde de oynatma kararına sahibim. Sözlerini aktarmış gazete. Yani Mesut Özil hem 33 yaşında artık verimli çok da genç Sayılmaz, kadına. evet. Yani ekonomik kullanma konusunda haklı olur bir Vito Pereira. Hem de şöyle bir gerçek var. Arsenal'daki son döneminde Premierlik kadrosuna yazılmadı. Yani uzun süre maç oynamadı, müsabaka oynamadı Mesut Özil. E, müsabaka temposu da değerli bir şeydir. O ritmi büyük ölçüde kaybetmişti. Fenerbahçe devre arasında geldiğinde 2020 2021de maç oynamamıştı. Belki hala ister istemez 33 yaşında da olduğu için bunun izlerini de üzerine taşıyor olabilir. Mesut Özil gerçi kariyeri boyunca çok koşan bir oyuncu olmadı elbette. Onun özellikleri, hususiyetleri farklı. Onun aklı, zekası, vizyonu tabii ki fark yarattı alın ama Vitor Pereira da onu ekonomik kullanmak haklı olabilir. Yani sürekli bütün maçlar 90 dakika sahada olacak. Öyle bir Mesut'un öyle bir beklentisi olduğunu sanmıyorum. Bir sonraki sayfamız e, Fotomaç gazetesinden. Başlığımız ise Çin Seddi. Fenerbahçe'nin savunmacıları ilk 8 haftada rakiplere göz açtırmadı. Kim mince 58 ikili mücadelenin 44'ünü 23 özür dilerim 33 hava topununda da 26'sını kazandı. İstatistiklerde öne çıkan Atilla Salay yalnızca savunma değil hücuma da katkı sağladı. Pereira yönetimindeki Kanarya son 8 sezonda en az gol yediği haftaları yaşadı. Lider Fenerbahçe geride kalan 8 haftada Hatay'la birlikte Atakaş Hatay Spor'la birlikte en az gol yiyen takım unvanını aldı. Her yerde onlar var demiş. Ee, şurada kim için yeni iddia? Demiş gazete. Ligde son oynanan Kasımpaşa karşılaşmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç flash bir çıkış yapmıştı. Kim Minciye'nin sözleşmesinde 9 milyon euro serbest kalma bedeli olduğu iddialarına yanıt veren Ali Koç. 9 milyon euroya alabilen varsa gelsin bakalım ifadesini kullanmıştı. Şimdi iddia neymiş peki? İşte ee, 9 milyon euroya serbest kalma opsiyonu olduğu iddia edilmiş. Böyle bir opsiyon yok demiş Ali Koç. İddia yeni e, de, devamı şöyle o zaman. 9 milyon euroluk serbest kalma maddesinin ilk sezonun ardından geçerli sayılacağı ileri sürülmüş. Bu sezon değil. Öyle ilk mi? Var ilk bu ya. sezon bittikten sonra. ileri sürülmüş. Ayrıca Kim'in sonraki transferinden de Fenerbahçe'nin %25 pay alacağı kaydedilmiş. Yani edilgen fiillerle ifade edilmiş. O iddia düzeyinde zaten. Zaten iddia diye de yazmış gazete. Şimdi Kim Mince ve Atilla Salay e, bu haberde öyle çıkarılmış ama son dönemde hani dün dedik ya oyuncuları bazı isimleri zaman zaman yetersiz kalıyoruz başarılarını hatırlatmakta ya da dile getirmekte. Atilla Zalay biraz geride mi kaldı bu şeyde? E, sanki biraz az mı övülüyor Atila Zalay? Şimdi belki rolleri farklı oluş olabilir. Senaya nasıl oynuyor savunmada? Oyuna katkısı savunmada hücumda. Evet. Yani neredeyse orta saha bağlantısını hani attığı paslarla isabetli diagonal pasları var. Adamın oyun görüşü vesairesi kimse kötü anlamında değil. Biraz daha övelim anlamında Atilla salayı evet. söylemek istedim sadece. Belki rolleri farklı oluş olabilir. Kim Mice savunmanın merkezinde Salah'ı sol stoper. işte şu an oynayan oyuncu itibariyle Serdar sağ stoper oynuyorlar. Kim Mice'nin bir de şöyle bir özelliği var. Öne ilk müdahaleye geliyor. Öyle bir rolü var Pereira'nın düzeninde. O yüzden de belki Kim Mice'yi böyle ikili mücadele kazanırken falan çok görüyoruz. Çok da ayakta kalmayı iyi beceriyor. Kim Mice'nin bence önemli ekstrası ayakta kalması. Doğru. Ya Kim Minjen'in farkı ne dersen ben bir numaraya ayakta kalmayı bilmesi yazarım yani. Yerde müdahaleye çok ihtiyaç duymaması, yerde müdahaleyi tercih etmemesi mecbur kalmadı takdirde ayakta müdahale etmesi. Ayakta kaldığı için de ikinci şansın olmaz. Hep Kim söylediğiniz şeyi... gibi futbol ayakta oynanıyor. Evet stoper için bile. Aslında mesela 80'li 90'lı yıllarda yerde müdahaleyi yapan oyuncu çok övülürdü. Mesela o zaman dünyada da Türkiye'de yerde müdahalelerle bazı oyuncular çok meşhurdu işte tackle dedikleri böyle kayarak yerde evet. müdahalelerden e, çok havalıydı. Da, e, estetik tabii. Estet de görünüyor. Ama bugünün futbolunda 2020'lerde mesela mesela Fanda 2 de çok fazla yerden yere atarken kendini görmüyorsun. Yani ayakta müdahale yapıyor. İkinci şansı oluyor. Omuz omuzayla üstünlüğü alıyor. Doğru pozisyon almayla alıyor. E, dünyanın en iyi stoperi diyorsun Fanda Ayakta. Çok az yerde müdahale ederken görüyorsun. Kim de öyle. En önemli özelliği bence ayakta kalması. Kimi biraz o ikili mücadele başarısı herhalde ön plana çıkarttı ama Salah'ı soldan oyun kurulumu, soldan hücum bindirmeleri, e, sol stoper ama zaman zaman sol bek gibi katkı yapması, hatta zaman zaman orta bile yapması, oralara geliyor orta bile yapıyor deniyor ki iyi de yapıyor. O özellikleri o da özel bir oyuncu. Fenerbahçe oyunu içerisinde çok büyük yer tutuyor. Evet. Baş ikisi de sonra. bence o rakamlar yazık olur. İkisi de bence potansiyelleri daha yüksek. Yaşları da küçük. Bir de stoperler için bu yaşlarda bu seviyeye gelmek büyük iş. Stoperler Doğru. geç olgunlaşır. Doğru. Hani mesela sol bek, sağ bek daha küçük yaşta kendini gösterebilir ama stoperler biraz geç olgunlaşır. Buna rağmen hem Salah'ın hem Kim Mince'nin bu yaşlarda bu seviyelerde olması müthiş. Fenerbahçe'nin Kim 3 milyon euro yazıyor. 3 milyon euro alması da büyük iş. Gerçekten çok büyük iş. Başta Vitor Pereira'yı tebrik etmek lazım. Böyle bir oyuncuyu daha önce çalıştığı ligden getirdiği için. Güney Kore düzenli milli oynayan oyuncuyu. Bence Salay ve Kim e çok rahatlıkla söyleyebilirim ki biraz daha uzun Fenerbahçe'de kalırlarsa tarihte Uche Hök gibi işte Popescu Bülent gibi Ronaldo Zago gibi yer edinmeye kesinlikle müsaitler. Yani o o şeyi vaat ediyorlar. Tarihe geçmeyi vaat ediyorlar Salay kim minci. E. Şimdi sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Ancak bu kez Galatasaray değerli izleyenler. Başlığımız ise Cagne içeride dışarıda ise Mustafa. Ne demek bu? Fatih Terim forvetleri arasında değişime gidiyormuş. Alt başlıkta ise şöyle yazıyor. Halil Dervişoğlu'nu birinci forvetten yardımcılığa çekecek olan deneyimli teknik adam. İç sahada Cagne'nin bitiriciliği. Deplasmanda ise Mısırlı oyuncunun presinden yararlanacak. Şöyle yazmış gazete. Mehmet Özcan haberinde. Çaykur Rize deplasmanında atılan 3 golde Muhammed ve Jackne'nin başrolde olması Fatih Terim'i memnun etti. Terim kadro planlamasında ileri uçtaki tercihini Jackne ya da Muhammed'den yana kullanmaya karar verdi. Halil Dervişoğlu ise artık yardımcı forvet rolüne soyunacak ve Jackne Muhammed ikilisini tamamlayan oyuncu olacak. Bunu biz de konuşmuştuk. Halil'in zaman zaman sola geçtiğini ve hakikaten daha fazla pozisyona Jackne'nin servisleriyle daha fazla pozisyona da girdiğini Galatasaray'ın konuşmuştuk burada. Ee, peki nasıl olacak ama? Hoca ya nasıl, bunu zaman nasıl olacak? kuracak ben de merak ediyorum. Takımını. Bu haberden tam anlaşılmıyor ama iki yol var. Ya orta sahadan bir feragat da bulunacaksın. Yani Berkan Berkan Tayland Taylan. çıkaldı oradan. Özellikle Berkan'la Taylan'dan birinin ben feragat edip 4-4-2'ye döneceksin. İşte Halil Muhammed mi olacak? Halil Jack ne olacak? Jack Muhammed mi olacak? Bilmiyorum. Bir yol o 4-4-2'ye dönmek bir yolda Halil'i kanat ucumlu sonra kullanmak sola açık ya da sağ çık. İşte bir tarafta Kerem, bir tarafta Halil mesela, bir tarafta Morutan, bir tarafta Halil her neyse. Bir yolda bu bence Halil'in o özelliği de var. Hani sola açık sağ açık kullanabilirsin o özelliği de var, çabukluğu da var. Ama Galatasaray'ın 3 iyi santrifor var, 3 formda santrifor var. Cagni gerçekten de özellikle iç sağ oyunda Galatasaray topa çok sahip olduğunda gerçekten de sete yerleştiğinde ciddi fiziksel fark yaratıyor. Uzun oynuyorsun indiriyor. Kısa oynuyorsun vücudunu kullanıyor. Topu saklıyor. Zaman kazandırıyor. Hem hücum başlatan hem bitiren oyuncu olabiliyor. Ben de Galatasaray'ın bölüm bölüm çift santrifor oynayabileceğini düşünüyorum ki Göztepe maçında ve Rize maçında 46'da çift santrifora döndü Fatih Hoca. Ve o maçları çevirdi. İkisi de Göztepe maçı berabereydi galibiyete döndü. Rize maçı mağlüptü galibiyete döndü. Çift santrifora döndükten sonra sonuç aldı o yüzden bence mantıklı. Zaten iki maçta da sonuç almış. Ya yani olan şeyi konuşuyoruz. Evet. Zaten yapmış Fatih Hoca bunu. Göztepe maçında 25 dakika yaptı. O ara gol buldular. Rize maçında 45 dakika yaptı. İşte 2-1'den 3-2'ye çevirdiler. Zaten başarmış. Başardığı şeyi konuşuyoruz. Milliyet gazetesi 100 günde %77 başarı diyor başlığında Galatasaray Başkanı Burak Elmas 100 günlük görev sürelerinde vaatlerinin %77.1'ini gerçekleştirdiklerini söyledi. Ekstra çalışmalarımız oldu. Bazı çalışmalarımızda devam ediyor sözleri Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın başlık ve başlık altında görülmüş e, yaptıklarımızı yapamadıklarımızı. Tüm şeffaflığıyla konuşmak için tüm Galatasaraylıların karşısındayız. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki vaatlerimizin büyük bir bölümünü gerçekleştirdik dedi. Yönetime geldiğimiz ilk haftalarda Galatasaray'ın başka ihtiyaçları olduğunu da tespit etmiştik. Bu konular için de kendimize bazı sözler vermiştik. O yüzden vaatlerimizin dışında ekstra çalışmalarımız da oldu. Bugün geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel tablodan bakacak olursak 100 gün. Vaatlerimizi %77.1 oranında gerçekleştirdik sözlerini aktarmış gazete. Şimdi sağda görüyorsunuz ufak puntoyla Terim'in içi rahatladı diye. Çok ilginç geldi bana haberin. Bakalım. E, ben hepsini okuyacağım biraz vaktinizi rica edeceğim de. Lütfen. Galatasaray Rize'de son saniye golüyle kazandı ama Fatih Terim'i Berkan Kutlu telaşı sardı. Tecrübeli teknik adamın Rize maçında son adamı düşünerek özür dilerim son adamı düşürerek direkt kırmızı kat gören oyuncunun alacağı cezayı yakından takip ettiği ifade edildi. Berkan'ı Beşiktaş derbisinde oynatmayı planlayan Fatih Terim'in kulüp çalışanları ve profesyonelleri Berkan kaç maç ceza alır diye sorduğu öğrenildi. Şimdi buraya kadar e, bunun haber olmasını gerektirecek bir durum var mı bilemedim ya. Bu Fatih Hoca yılların hocası teknik direktörü 3 aşağı 5 yukarı zaten bunu biliyordur. Tahmin ediyordur kesiyor her neyse. E, kulüp çalışanlarına kaç maç cezaları diye sormuş. Bariz gol şansının önlenmesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular otomatik, otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar demiş kulüp çalışanları da Fatih Hoca da rahatlamış bunu duyurdu. Ee, evet Hı? bir şiddetli müdahale ya da yaralayıcı müdahale yok. Dolayısıyla Berkan'a zaten... Pozisyondan bağımsız olarak ben şeyi garip geldi. Yani hani Terin, direkt Şirat, kırmızı karttan iki maç ceza Hoca hocam. zaten bilmiyorum bunları? İki maç ceza alacağını tahmin ediyorum ben. Bilmez oluyor. Orada, Orada bir mi diyor haberde? Efendim? Bir mi diyor haberde? Burada şöyle, hayır haberde öyle olacak demiyor. Kulüp çalışanlarından böyle bir şey aldı diyor. Bariz gol şansının önlenmesi nedeniyle hakem tarafından oyundan ihraç edilen futbolcular otomatik olarak bir sonraki resmi müsabakada cezalıdırlar. ifadesi gelmiş. Bunu duyunca Anladım. da Fatih Hoca pek kişi rahatlamış. Bakacağız. E Galatasaray yönetimiyle alakalı olarak da zor bir bütün kulüpler. Hem dönem itibariyle hem de geçmişten gelen ve hala devam eden yani işte sıkıntılar var. Bir de pandemi oldu. Kurlar felaket yükseldi. Stat gelirleri Tamamen hakikaten bütün kulüpler için çok çok, bütün kulüpler değil sadece bütün dünya için, bütün ülkemiz için, bütün sektör sektörler için son derece zor bir dönemden geçtik ve geçmeye e, devam ediyoruz. Bütün kulüpler buna Galatasaray'da dahil ve hepsini sayabiliriz. Herkes ayağını gayet güzel yorganına göre uzatıyor. Herkes doğruyu yapabilmek için, doğru sonucu alabilmek için vakit de alsa doğruyu yapıyor. Hakikaten alkışlanacak bir durumla karşı karşıyayız. Evet şöyle Kulük bir kulüp yönetimleri iddiada anladım. hatırlıyor musun? Dört büyük takımın birden Hepsini tebrik etmek transferde diyorsun. bu kadar başarılı olduğu belki de tarihteki ilk sezon. Fiyat kazanç olarak değil mi? Fiyat verim, fiyat transferde, kazanç. Transferde evet aldıkları oyunculara bakıyorsun genelde başarılı Alma isabetli transferler. Alma modelleri, ödenen ücretler. Doğru mesela işte Gezzali çok uygun bir on servise kadrona katıyorsun. Beşiktaş bakarsak işte Batu Şuayi, Piyaneci, Teşehre'yi, Fenerbahçe, Kimmince, işte Galatasaray, Çıkaldağ bon servisi yüksek ama şu ana kadar aldığı verim iyi. Bir de maaşı düşük Çıkaldağ Moruta'nın. Trabzonspor Hamşik, Müthiş transferler. Hani dördünün birden isabetli olması. transferler yapmış olması açısından ilk demiştik. Yoksa e, daha önce büyük takımlar böyle transfer yapmadı değil. Bu lige ne bileyim Drogba'lar, Roberto Carlos'lar falan gelmiş. Kıyasladığımız şey o değil. Münferit bir kıyas değil toplamda dört büyüğün toplamda bu kadar isabet sağladığı, dördünün birden bu kadar isabet sağladığı bir sezon sanki yoktu iddiamız buydu. Dördü de sanki transferde isabetli sezon geçirdiler. Ee, şimdi Türkiye gazetesi geliyor ekranlarınıza. Beşiktaş'tan bir e, haberimiz ve de başlığımız var. Sergen Yalçın profesyonel futbol disiplin kurulunda demiş gazete 36. maddeden sevk aldı. Sivas maçında saha içine girerek topa vuran ve oyundan atılan Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disiplin kuruluna, profesyonel futbol disiplin kuruluna sevk edildi. 36. maddeden disipline gönderilen Yalçın'ın bir maç ceza alması ve Başakşehir maçında tribünde ha ben e, saha, e, saha kenarında diye anladım da bir yani tribünde bir sonraki maç çünkü 9. haftada şeyle oynayacak. E, Başakşehir'de oynayacak. Bir maç ceza alması. Ne demiş? Yanlış okumuyorum değil mi? Ha bir maç ceza alması ve Başakşehir maçında tribünde olması, takımının başında olmaması bekleniyor. Ya 42 değil. 42. maddeden evet, de zaman zaman sevk edilmiş. Ya herhangi bir hakaret, evet. aşağılama, hakeme itiraz falan değil. sağa girip topa vurduğu evet. için. 30. Oyun durmamıştı da o dakika. Yani. Evet. Yani o da zaten otomatik olarak kırmızı kart gerektiriyor. Serdar Taca atmıştı şeyi topu. Yani dışarıya gitsin diye atmıştı. Oyun evet, durmaz. o da aynı şey gibi. Berkan Kutlu gibi herhalde o da bir maç. 36. maddeden sevk edildiği. Evet, öyle görünüyor. 36'dan sevk edildiği için. Milliyet gazetesi iyileştirme var. Taviz yok. Beşiktaş yönetimi sözleşmesini uzatmak istediği kalecilerin yıllık ücretine küçük bir iyileştirme yapmayı kabul ederken Kanadalı golcünün menajerine kesinlikle taviz vermeme kararı aldı. Lerinin sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor mu? Öyleymiş. Dünkü haber o şekildeydi ama bir kontrol edelim. Şöyle bakıyorum. Dün de böyle bir haber almıştık. Bu sezon sonu diyordu. Sezonun ikinci yarısı başlamadan önce Lerin'le yeni sözleşme imzalamak isteyen Beşiktaş yönetimi Kanadalı oyuncunun menajerine asla taviz vermeme kararı aldı. Vensan Abubakar'ın menajerinin açtığı yoldan yürünmek istenmesi nedeniyle Larin'le yürütülen görüşmelerde sorun yaşayan siyah beyazların kendi aralarında yaptıkları son durum değerlendirmesinde golcü futbolcunun yıllık garanti ücretinde küçük bir iyileştirmeye daha gidilmesi konusunda fikir birliğine vardıkları belirlenmiş. Abu Bakar'ın menajerinin açtığı yol derken ne kastedilmiş burada? Abu Bakar'ın kontratında ama bir 30 maç evet, detayı vardı. Evet. Larin'le ilgili böyle bir detay duymadık şimdiye kadar. Lerin'in kontratı bu sezon sonunda evet bitiyormuş. Yani 1 Ocak'tan itibaren başka takımlarla görüşebilir. FIFA'nın statüsü itibariyle. Ee, Beşiktaş'ın da, da Lerin'le kontrat uzatma niyeti var. Sezon sonu sözleşmesi bitiyorsa zaten biraz geç kalınmış değil mi? Lerin'le devam etmek isteniyorsa görüşmelere başlanmasın. Yani geçen sezonki performansı da gayet iyiydi. Evet haklısınız. Ee, yani, yani. geçen sezonu 19 gollü performansı verdikten sonra acaba bu sezonu beklemedenler eline uzatılabilir miydi? Ya da eğer kazanç sağlamak hani böyle bir performansın ardından iyi bir fiyata satıp kazanç sağlamak isteniyorsa da yine sezon sonunda sanki öyle yapası daha mantıklı. Markette değerlenme lazım çünkü şimdi serbest Süreç kalacak. Sürekli sıkıntıya girdi bu haliyle. Tabii. Oyuncun deli avantajlı yani. E şüphesiz sezon sonu, yani sonu serbest ha. kalıyor. Ocak'tan itibaren başka takımlarla görüşebiliyor. Oyuncunun deli avantajlı gibi görünüyor. Öyle oldu tabii. Umarım Lerin'in isteği vardır İstanbul'da kalmak. Hani gerizalde olduğu gibi. Şu minvalde sordum. Abu Bakar negatif bir etki bıraktı Beşiktaş taraftarında. Yani oynamadı dendi vesaire işte oynamak istemedi sonra gitti falan filan. E, değil mi yanlış evet. e, söylemiyorum. Lerine de aynı etiket yapılmaya çalışılıyor şu anda ama zaten süreç geldiği nokta itibariyle en azından kamuoyuna yansıdığı ayrıntılarıyla az önce de söyledik. Şu anda süreç itibariyle oyuncu avantajı duruma geldi. Dolayısıyla aynı etiketi yapmadan biraz daha mı şey yapmak lazım? Çünkü söylediğiniz gibi burada bir şey maddesi yok bildiğimiz kadarıyla. Lerinde Abu Bakar'ın yaptığı gibi şu kadar oynarsa böyle olur maddesi yok. Yok. Dolayısıyla aynı yoldan yürüme gibi bir durum da yok. Kastedilerini anlamadığım için sordum. Belki de, ben de anlamadım. süreci tam Bağlantıyı. bilmediğimiz için mi şey yapıyoruz Abu acaba? Abu Bakar'la nasıl bağlantı Eksik kalıyor bilemedim. İşte diyorum ya o Abu Bakar'ın Beşiktaş taraftarında bıraktığı o buruk şey biraz diyorum ki acaba oyuncuya da şey yapmak için baskı yapmak dersin ya da ne bileyim taraftar nezdinde şikayet etmek dersin. O mu acaba şey yapılmış, hedeflenmiş onu bilemedim. Şimdi uluslararası arenada iyi performans gösterdi ya 2021'de Evet Kanada milli takımıyla 11 gol mü attı? En çok gol atan... Oyunculardan birisi e, Süper Lig de sonuçta değerli bir lig. Süper Lig'i gayet iyi ama bunu Kanada Milli Takımı'na taşıdığı için tabii ki uluslararası itibarı arttı bu oyuncunun. Doğaldır ki 5 büyüklük şansı da doğar. Ki Belçika Lig'inde de verileri iyiydi. Yani hem Belçika Lig'inde iyi veri yakalamışsın hem Türkiye Lig'inde. Bunu ulusal takıma da taşımışsın Kanada Milli Takımı'na. Dolayısıyla 5 büyüklük şansı oldu. 25-26 yaşlarında Lerin evet 95'li. Ee, Beşiktaş'ta evet böyle bir oyuncuyu Keşke kontratının son sezonda değil de bir önceki sezon değil mi? Uzatma görüşmeleri yapsaydı, kontratını uzatabilseydi tabii daha iyi olurmuş. Daha, daha sağlıklı olurdu süreç adına. Daha Şu an tabii ellerinin menajerine geçiyor. Çünkü diyor ki zaten sezon sonra serbest kalacak. Başka takımlar bunu bon bonservisiz transfer edebilecek. E tabii el ona geçiyor biraz. Maaş talebi daha yüksek olabilir. Beşiktaş için biraz daha zorlu bir görüşme süreci olabilir tabii. Söylediğimiz gibi... Sözleşmenin tam detaylarını bilmediğimiz için o benzetmeyi Abu Bakar menajerinin açtığı yoldan gitme benzetmesini anlayamadık. Yanlış da bir şey söylemeyelim ama e, yani durum maalesef biraz oyuncunun veya da menajerin lehine dönmüş durumda. Süreç itibariyle sözleşmesi sezon sonunda bitti ve iyi bir performans. Gösterdiği için buna biraz herhalde tarafsız bakmak lazım. İlerinin için değil bütün oyuncular için. Hani bazen böyle göndermeler oluyor ya yani aslında çok da iyi değil Lerin için söylemiyorum. Genel aklımda kalanları söylüyorum. Aslında çok da iyi değil şöyle yaptı, aslında böyle yaptı şöyle bir oyuncuydu vesaire gibi o buruk tadı bırakacak etiketlemeler yapabiliyoruz zaman zaman. Ondan biraz bağımsız olarak düşünmek lazım bütün oyuncular için. Şimdi Kulübün... Abu Bakar 30 yaşında yanılmıyorsam 29-30 Asya'ya gitmeyi tercih etti. Çok iyi bir tercih değildi bana sorarsan. Kendi kariyeri açısından yeniden şampiyonlar liginde boy göstermek, Porto'dan sonra beş yaşta kendini ispat etmek Abu Bakır için daha iyi bir hedef olabilirdi. Ama o belki uzun süre sakatlıklar geçirdiği için onun da biraz kaygısını, endişesini içinde hissetti ve dedi ki kaç yıl daha futbol oynayabileceğim? Hani e, banka hesabımı biraz daha belki güçlendireyim dedi. Asya'yı tercih etti. Ama Lerini düşünüyorum. Şimdi Lerini 25, 26... Larin'in önünde çok daha uzun bir kariyer var. Asya tercihi yapması Larin için pek makul görünmüyor. Öyle. Çünkü uluslararası arenanın e, görebileceği yerden, görebileceği mesafeden uzaklaşıyorsun. Çok fazla Asya'yı tabii takip edemiyor Avrupalı spor severler, Amerikalı spor severler veya Kanadalılar. Dolayısıyla Larin'in şu anda Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeyken Beşiktaş'a kendini gösterme imkanı var. Beşiktaş oralarda kalıcı olursa oralarda devam etme ihtimali var. Gidecekse de. Geçen seneki performansıyla zaten Beşiktaş'ta gösterdi. Gösterdi. Muazzam bir oyun. O yüzden muazzam ben bir de Abu Bakar'la çok eşleştiremiyorum. Yani. Hayatlarında bulundukları fazla aynı değil. Abu Bakar bence başka fazlaydı. Kafası karıştı. Ya ben çok büyük sakatlıklar geçirdim. Yine sakatlık yaşadım. Acaba ne kadar daha üst oynayabilirim? Bence bunun hesabını yaptı. Ve bu yüksek maaşı ben alayım. 6 milyon eurolardan falan söz ediliyor orada evet. aldığı maaş. Asya'da. Ben bu maaşı alayım. Çünkü bu maaşı alabilecek çok fazla yılım olmayabilir önümde diye düşünmüş olabilir. Ben Abu Bakar'la empati kuruyorum. Ancak öyle açıklayabiliyorum Abu Bakar'ın kararını. Ama Ler'in Ler'ini böyle açıklamazsın. Ler'in güçlü, Örtüşen Ler'in önünde uzun değil yani. bir kariyer var. Evet. Ler'in kariyer hedefleri vardır diye tahmin ediyorum. O benzetmeyi anlayamadık. E, Fanatik gazetesine gidiyoruz. Trabzonspor'dan sıradaki başlığımız. Trabzon'a müjde üstüne müjde. Hüseyin Türkmen ve Hugo'nun cezaları bitiyor. Dorukan Abdülkadir Parmak ve Koyuta'nın tedavileri tamamlanıyor. Trabzonspor zirveyi almayı hedeflediği Fenerbahçe maçına tam kadro çıkmayı çıkmaya hazırlanıyor. 17'sinde oynanacak 17 Ekim. Pazar günü saat 19'da Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması. E hemen altta devre için Enis yoklaması. Bordo Mavililer ara transfer döneminde geleceğe yatırım için şimdiden kolları sıvadı. Fırtınanın daha önce de gündemine gelen Altınordu'nun genç forveti Enis Destan için İzmir ekibinin kapısını bir kez daha çalacağı haberde aktarılmış. Bir sonraki sayfa yine Trabzonspor cephesinden Foto Maç gazetesinden geliyor. Şovun adı. Bakasetas. Trabzonspor'un Yunan Maestrosu en iyi sezon başlangıcına imza attı. 2020-21'in devre arasında Alanyaspor'dan Spor'dan alınan 28 yaşındaki yıldız, teknik direktör Abdullah Avcı ile şahlandı. Transferi için istekli olan hocasını da mahcup etmedi. Alanyaspor'da Spor'da da zaten hocasını ve takım arkadaşlarını mahcup etmemişti. Bakasetas. Burada Trabzonspor'da da hakikaten Abdullah Hoca ile performansı daha da artarak aynı şekilde devam ediyor da Çağdaş Hoca'nın da tekrar şeyini hatırlatalım, etkisini hatırlatalım. Fırtına da bu sezon 6 oyuncu golle tanıştı. Bakasetas, Vakayeme, Cornelius, Gervinho, Canini ve Manekamshik Süper mücadele eden 16 takımdan daha fazla gol atmışlar. 6 oyuncu 16 takımı solladı diyor gazete. Bordo mavililer 15 gol bulurken birini rakip kendi kalesine atmıştı. Fenerbahçe ve Konya 12, 6 ay. 15, Karagümrük ve Adana Demirspor 14, Galatasaray 13, Kayseri ve Gaziantep 10, Sivasspor Demir Grup Sivas Spor. 11, Fraporta ve Spor, Başakşehir ve Kasımpaşa'da 8 diyor. Malatya Spor, Özgür Kablo, Yeni Malatya Spor, Göztepe 7 Çaykur Rize Spor. ve GZT Giresun Spor, özür dilerim Rize 6, Giresun, GZT Giresun Spor 3 gol kaydetti. Yani 16 takımı ben de okumuş oldum böylelikle solladıkları ve solladığını yazıyor Trabzonspor bu e, altı oyuncunun? Şimdi nereden başlayalım? Birincisi Trabzonspor'un Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe'ye göre daha az sakatlık sorunu yaşaması sanırım doğal. Çünkü e, hafta içi hafta sonu fiksüründen çıktılar. Tek cephede mücadeleye geçtiler. Doğal olarak da sakatlık sayıları ve sıklıkları azaldı. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında sanırım Galatasaray Fenerbahçe e göre en önemli elindeki kart bu. Tek cephede mücadele ediyor olması. Birincisi bu. İkincisi ee, ön tarafta tabii yerli oyuncu sayısını artırmak da istiyor Trabzonspor. Enis Testan hedefi biraz bu yüzden. ikincisi tabii ki geleceğe de yatırım için Enis zaten yaş grubunun en önemli Türk oyuncularından, en önemli Türk santrforlarından biri. Son milli maçta da İskoçya maçında Ali Akman başladı. O da Hollanda'ya çok iyi gidiyor. Nazar değmesin. Ali'nin yerine sonra Enis girdi ve golü de attı İskoçya maçında. Skoru 1-1'e getiren golü de attı geçen sezon da Play e, playoff sürecinde altın orduna yine kendini göstermişti. Özel bir oyuncu. A milli takıma da davet etmişti onu Şenol Güneş. Herkes transfer etmek ister. Trabzonspor'a transfer etmek istiyor. Orada da iki yabancısı var. Cornelius Canin hatta Koyta Doran'ın alternatifi dersen üç yabancısı var. Bir tane de yerlisi olsun istiyor Enes Tessan'ı. Santifor ikinin Santifor oynayabiliyor. Tabii ki her takım almak ister. Enis de umarım oynamaya devam eder. En önemlisi oynaması. Altın Ordu'da bu sezon altı maçın üçünü de ilk 11'de oynamış. Bütün oyuncularımızın, genç oyuncularımız özellikle oynaması tabii ki bizim için. Santifor yetiştirmekte güçlük çekiyoruz. Milli takıma Santifor bulamıyoruz. Hem Ali'nin hem Enes'in oynaması tabii önemli alttan gelen oyuncularımız. Peki Uğur Bey şimdi e, sırada pe, aslında pek de alışık olmadığımız bir haber. E, dün biz de, ben, ben şaşırdım yani. E, başlık şu Antalya'da Nuri devri. Fanatik Gazetesi. Antalya Spor Teknik Direktör sorununu flash bir hamleyle çözdü. Ersun Yanal'la yollarını ayıran Kırmızı Beyazlılar 33 yaşındaki takım kaptanı Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olarak görev alacağını açıkladı. Başkan anlaşmanın 5 yıllık olduğunu duyurdu. 33 yaşındaki kaptan Nuri Şahin'e teklif yapıldı sürpriz bir şekilde diyor gazete. Teklifi düşünmek isteyen Nuri ile anlaşıldığını dün kulüp açıkladı yapılan yazılı açıklamada yönetim kurulumuzda futbolcumuz Nuri Şahin arasında yapılan görüşme sonucunda Nuri Şahin'in futbol sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir denildi. Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin artık Antalya Spor'da futboldan sorumlu isim, ekibini kuracak, 5 yıllığına anlaştık, futbol sorumlusuyken futbol oynamaya devam eder mi? O durum onun tercihine bağlı. Demiş e, Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin, Nuri Şahin'in yardımcılarının Almanya'dan olacağı öğrenildi. Ufak kutuda sağ altta da Nuri Şahin teknik sorumlu olarak ilk idmanına dün akşam çıktı diyor. Bir sonraki sayfayı da okuyalım hemen. Nuri Şahin formayla yönetecek. Az önce eee Antraport Antalya Spor Kulübü başkanının hani kendisine kalmış ifadesinin ardından Nuri Şahin formayla yönetecek başlığı geldi ekrana. Antalyaspor oyuncusu Nuri Şahin'i futbol sorumlusu olarak görevlendirdi. 33 yaşındaki tecrübeli isim futbol statüsünde teknik adamlık özür dilerim futbolcu statüsünde teknik adamlık yapacak. Yani oynamaya devam edecek. Antrenörlük lisansı olmayan Nuri Şahin futbolculuğa devam etmesi halinde hem oynayıp hem taktik verecek. Aksi durumda ise lisans alana kadar oyuncu statüsünde yer aldığı için kulübeden takımı yönetecek. Öte yandan İrfan Buz'u gönderen yeni Öznur Kablo, yeni Malatyaspor çağdaş atanla el sıkıştı diye yazmış. Ve dün akşamki ilk idmandan da görüntüyü kareyi yine paylaşmış Sabah gazetesi. Üç teknik adam değişikliği oldu sanırım. Ee, dün biri 33 yaşındaki Nuri Şahin, diğer ikisi de 40 yaşlarında olan 40-41 olan Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan. Evet. Yani bir teknik adam nesle değişimi var değil mi? süperte dikkat çekiyor. Yavaş Doğru. yavaş 40 Güzel yaşlarının şey. başında yeni hatta isimler, yeni hatta izler, 30 genç yaşlarında isimler. antrenörler yavaş yavaş devreye giriyor. Sanki bir antrenör nesle değişimi de ihtiyaç var yani buna da ihtiyaç vardı. Çünkü uzun uzun yıllardır Türk futbolunda hani futbolcular belli bir seviyeye gitti. Avrupa'nın 5 büyük liginde çok sayıda oyuncumuz var. Oraya ihracat yapıyoruz. Çok da memnunuz. Hakemlerimiz belli bir seviyeye gitti. Son şampiyonlar yaptığı için hem Cüneyt Çakır hem Ali Umut Meler görev yaptı. Ama antrenör seviyesi sanki biraz geride kaldı. Yani aynı o zincirin halkaları gibi önden gelen halkaları sanki takip edemedi. Antrenör standardımız. O yüzden bir teknik adam jenerasyonu bir değişikliğe ihtiyaç var gibi hissediliyordu. Bir de zaten bir önceki jenerasyonun bir yabancı lisans sorunu genel olarak vardı. Bazıları çözmüş bunu ama genel olarak vardı kabul edelim ki. Tabi bu yeni neslin genelde öyle bir sorunu yok işte. Nuri Şahin pek tabii ki zaten Almanya doğumlu. Tabii ki öyle bir sorunu yok. Emre Berezoğlu'nun da Okan Buruğ'un da hani e, Çağdaş Atan'ın da öyle sorunlar olduğunu zannetmiyorum. İzleyicimiz Mehmet Bey, Mehmet Üge demiş ki Nuri Şahin özelinde değil, o özelde söylemiyorum ancak pro lisans olmayan teknik direktör, yani pro lisansı olmayan teknik direktör sorununu çözmemiz gerekiyor. Gidilen yolu çok doğru bulmuyorum. Evet oraya gelecektim ben de oraya bağlayacaktım. Birazdan bağlayayım. Öncelikle tek direktör jenerasyonu değişimi önemli. Ya, yani, i̇novasyon yapabilmek için hani futboldaki değişimi dönüşümü süratli bir şekilde yakalayabilmek için ee, taze zihinler Global düşünebilen, lokal hareket edebilen, glokalizasyon denen kavram. Global düşün, lokal hareket et. Bunu yapabilecek isimler, bu isimler, Nuri Şahin de, Emre Belözoğlu, Çağdaş Atan da bence. Onların üçünün aynı gün e, süper altı, tek direkt olarak göreve başlayacak olması bence sevindirici. Bence olumlu gelişmeler. Ama Mehmet Bey'in açtığı pencereden devam edersek, Buyurun. sanırım Çağdaş Atan'ın, Pro lisans şey kurusuna ben duydum, başlamış. Artık o, öyle bir sorunu yok. Online olarak evet. Yok değil mi? Çağdaşlı'nın öyle bir sorunu yok. Ben de öyle e, hatırlıyorum. Ama Emre Bölüzoğlu ve Nuri Şahin'in var. O şeyde bir tek Şenol Hoca, Şenol Can şeyde kalmıştı. O sezon başındaki düzenlemeyi hatırlayın. Dışında kalmıştı. Bir tek o dışında kalmıştı Şenol Hoca, Şenol olacak? Onun dışındakiler göreve devam etmişti. Evet öyle bir sıkıntı var. Pro lisans alan ya da eğitime başlayanlar Doğru. galiba değil mi çalışabiliyor. Doğru eğitimine ama kursa başlamış olanlar çalışabiliyor. çalışabiliyor. Diğerleri için bir engel var. Yani bu ama buna rağmen de göreve getiriliyorlar. Göreve getirilip sonra tali çözümler üretiliyor. İşte başka bir isim görünüyor. Teknik sorumlu olarak o başka bir yönetici sıfatıyla şimdi uğraşıyor herhalde kenar veya futbolcu sıfatıyla veya idari sıfatıyla. Kenarda oluyor. Bu tali çözümler evet rahatsız edici. Yani bunun doğru metot olmadığını zaten hemen hemen herkes söyleyecektir. Bununla ilgili ne yapılabilir? Yani iki şey söyleyebiliriz. Bir, pro şartını kaldırmak mı acaba? Değil Yöntemler ama. Yöntemlerden biri bu mu? Biz yurt dışı ile aynı şeyi mi uyguluyoruz? Hani tajirle konfasyonuna kadar gitmeyelim de e, aynı standartta mı uygulayanlarla. Aynı hani bir kursu bitirdin, iki sene çalıştın. Şu kadar takım yönettin falan hep standart mı şeyler? Evet Jira konvansiyonu evet hemen, hemen, hemen benzer. Çünkü bir e, çek bir futbol adamının kurguladığı hmm. bir düzen bu. Hmm. İsmi de Jira. Hmm. O yüzden bunun adı Jira Konvansiyonu. Biz de ona tabiyiz doğal olarak ama e, yerel olarak bazı müdahaleler yapılabilir buna. Belki şöyle olabilir. Da, belki şöyle olabilir. Şimdi Emre Belözoğlu gibi, Nuri Şahin gibi oyuncular çok uluslararası deneyimleri var. Çok fazla milli forma giymişler. Acaba o milli forma mesela etkisi artırılabilir mi? Bir şey orada bir oranlarla ilgili bir şey hmm. değişim yapılabilir mi? İşte mesela A lisansın var. Şu kadar yıl çalışacaksın bu seviyede. Bilmiyorum onlara bir e, ayrıcalık, tan ayrıcalık, tanımak değil derdim de yani benim derdim bu yan yollara başvurulmasından bir şekilde çıkmak. Kimseye haksızlık, adaletsizlik yapısını da istemiyorum. Ama pro lisansında bu kadar zor ulaşılır, bu kadar ulaşılmaz ve bu kadar e, insanlara engel olabilecek, çelme olabilecek seviyede olmaması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu daha, işi, daha iyi bilecektir bu işi ama. Ya şimdi Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de çalışmış. Bu şekilde çalışmış. E şimdi Başakşehir'e gelecek bu şekilde mi çalışacak? Nuri Şahin o şekilde mi çalışacak? Bu çok şey ağızda bir acı tat bırakıyor değil mi? Buruk tat bırakıyor. Yani olmuyor. Bir, şey bir şeye oturmuyor. Dediğiniz bunu konuşmuştuk sezon başında. Bazı önerilerimiz de olmuştu ama şimdi hatırlayamadım. Şeyde de kalmayalım. Havada da bırakmayalım. Ee, şey Başka günler tekrar konuşuruz bu konuyu. Yine dersimize bir ben çalışayım en azından. Ya şöyle işte bazı puanlama var tamam mı? Pro lisans, evet. pro lisans kursu açılıyor ve bunun bir kontenjanı var. 200 kişi açmıyorlar. 20 kişi açıyorlar mesela. 40 kişi açıyorlar. Bunun bir kontenjanı var. Kontenjan içinde bir puanlama var. Puanlamada diyor ki işte şu kadar şu kadar süperlik futbol futbolcusuysa şu kadar puan. Şu kadar milli olduysa bu kadar puan. Şu kadar yıl A lisansı çalışırsa bu kadar puan. Bir puanlama var. Ve puanlamaya göre onu hak edenler üst sıraya çıkıyorlar. Ve o pro lisans kurtuna katılabiliyorlar. Mevzu bu. Ben diyorum ki bunu belki bir gözden geçirilebilir, bir değerlen, bir adaletsizlik olsun demiyorum. Yine adaleti koruyarak tekrar değerlendirilebilir. Şimdi Nuri Hoca mesela futbolcu statüsünde nasıl olacak? Onun ayrı bir şeyi var demek. Uygulaması var. Diyorum ya bir e, çalışalım. Ya oraya ee, bir prolesansı birini koyacaklar. E, bu şekilde olacak yani. Evet. Nuri Hoca kenarda ya e, futbolcu kartıyla kenarda olacak. 21 kişi kadroya yazılacak. Ya da idareci vasıfası verecekler. İdareci kartıyla kenarda olacak. Birçok tek direktör zaten idareci vasfıyla kenarda evet. oluyor. Şenolcan da galiba idareci vasfıyla kenarda oluyordu. Ya bu da doğru bir metot değil yani. Herkesin ağzında bir acı tat bıraktı gerçek. Değerli izleyenler, Aa, pardon. Çok özür dilerim. Buyurun. Aklıma geldi. Buyurun. Söyleyeyim mi? Tabii çocuğun ne? Futbolcuyken kursa gidemiyorlar. Ah, futbolcuyken bravo. kursa tamam. gidebilsinler. Bravo. Vakit kazanma adına. Çünkü evet. süreç zaten Aldın kursu şu kadar sene çalıştın, aldın ikinci kademe, üçüncü kademe hepsinin arasında belli bir süre çalışması. Evet. Önceki yani kursunu aldığı lisans seviyesiyle çalışmasını gerektiriyor. Evet böyle bir uygulama yapılabilir. Bizdeki Doğru. sıkıntı o. Doğru. Aktif futbolcuyken dileyenler kurslara başlayabilsin ki daha hızlı yol alabilsin. Yoksa çok bekletiyoruz. Çözüm bu. Evet. E, milli takımı konuşacağız değerli izleyenler. Birazdan e, milli takımdan yansıyan haberleri de getireceğiz ekranlarınıza ama bir kısa ara verelim ardından buradayız. Değerli izleyenler güzel geçecek başlığıyla devam ediyoruz. Norveç'le Cuma günü kritik bir maça çıkacak olan Amirli futbol takımımızda dün Caner Erkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeniden Ay Yıldızlı kadroya dönmesiyle ilgili soruya diğer maçlar ve Avrupa Şampiyonası'nda forma giymek isterdim ama nasip değilmiş. Şu anda buradayım ve çok mutluyum. Şimdi yeni hocamız var. Bundan sonra da ilişki konusunda sıkıntı olmayacaktır. Hepimiz abi kardeşiz. Milli takımda problemler olmadı. Olmamalı da. İlk olarak Norveç maşını düşünmek zorunda kaldıklarını belirten Cener şu andaki konumda onlar rakibimiz Norveç'i yenecek güçteyiz ve bu kalitede oyunculara sahibiz. Bence elimizden geleni yaparak kazanacağımıza inanıyorum. O yüzden güzel geçecek şeklinde konuştu. İdman'da Kunz fırtınası demiş gazete. Alman teknik adam Kuns idmanda sık sık oyuna müdahale etti. İsteklerini anlattı. Fırtına derken devamlı idmanı kesmesi kastediliyor herhalde. Yani bir fırtına çıkarmış, fırtına yapmış. Herhalde. Sıklıkla kesti. Yani kesinti fırtınası aslında. Bu çok yaygındır ya yeni birisi göreve gelince. İşte PR çalışması de devamında. Öyledir Hürriyet gazetesinde de Mehmet Aslan'ın röportajı Stefan Kuntz'la bir dönem sona erdi başlığıyla çıkmış. geniş kapsamlı tam sayfa. Ay ekibimizin yeni teknik direktörü alışılmışın dışında ve ezber bozacak bir karakter. Ee, şey anlatıl yani anlatı kamuoyuna anlatılıyor işte fan nasıl bir insan diyorum ya PR çalışması devam ediyor diye. A milli takımda yaşanan sadece bir teknik direktör değişimi değil bu bir zihniyet devrimi. Egodan arınmış iktidarını paylaşmaya hazır kibirden eser yok iletişime ve öğrenmeye açık sınırlarını belirlemiş kesinlikle iktidar delisi birisi değil. Şimdi tabi bu önceki yönetimleri de böyle olduğu gibi bir şey altında da bırakmıyor mu? Bırakıyor sanki biraz değil mi? Ya da hiç ben öyle bir şey çıkarmayayım. Öyle bir şey yazmıyor burada ben de öyle bir anlam çıkarmayayım. Ben hatalarımdan besleniyorum ve onlardan ders alıyorum. Çalıştırdığım ilk takımı küme düşürdüm diyecek kadar samimi ve özgüveni yüksek Stefan Kuntz'un. Sadece yeşil saha onun prim vesaire gibi işlere bakmıyor. Kalemi kağıdı eline alıp hangi futbolcuya ne kadar Prim verileceğini belirleyen teknik direktörlerden değil, özetle bu üç alt başlığı topladığınızda bu bir e, teknik direktör değişimi değil, bu bir zihniyet devrimi. Birçok alt başlık var, İktidarı paylaşma gibi bir sorunu yok, başarılarını değil başarısızlıklarını anlattı yani özgüveni yüksek. Futbol bir tek adam şovu değildir ki kesinlikle doğru. Almanya'daki Türk gençlerini anlamaya çalışın, e, hayata ve futbola bakışı çok etkiledi diyor Mehmet Aslan. Açıkçası bize benzemesini... <laughs> istemiyorum diye bir not düşmüş. Prim mevzu yani e, parayla pulla primle vesaireyle alakası yok. Nihayet milli takıma bir sistem geliyor demiş. Ama o kadar küçük kalmış ki dostlar okuyamadım bunu. Stefan Kuntz milli takım teknik direktörü olması teknik adam değişikliği değil. Riva'da geçirdiği o iki saatte e, bu izlenimi bıraktı. Yani nihayet milli takıma bir sistem geliyor. İzlenimi bıraktı demiş. Hayırlı olsun bir kez daha. Başarılar dileyelim. Evet. Stefan Kunse ve milli takımımıza. Ha dediğim gibi yani geniş bir yazı tam sayfa merak eden izleyicilerimiz Hürriyet gazetesinde Mehmet Aslan'ın e, röportajını, tespitlerini, analizlerini okuyabilir. Sayfada. Ya bizim için yılın en kritik maçı. 2021'in en kritik maçı hatta 2020 ve 21'in elemeler açısından en kritik maçı oldu. Finalleri dışarıda bırakırsak çünkü. Bu maçı kazanırsak Önümüzde Letonya, Cebel, Tarık Karadağ. Yani zaten kazanma beklentimiz olan 3 maç var. Gelti ilk maçlarda kazanamadık ama bu kez kazanma <laughs> beklentimiz olan 3 maç var. En kritik maçımız Norveç. Norveç'i kazanırsak kalan 3 maçı da kazanacağımız umudu ederek 4-4 dört yapacağımız umudu en azından ikinci bitireceğiz grubu. Ve en azından playoff oynayacağız diye umut ediyoruz. Ama Norveç maçını kaybedersek çok büyük bir ihtimalle el bizden çıkacak artık bu dize bekleyeceğiz. İşimiz çok çok zorlaşacak. Yani yılın en 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 kritik maçı, yılın en 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 kritik maçına da yeni hocaya çıkıyor olmamız tabii. Biraz zamanlama açısından talihsiz oldu. elemelerin başında keşke bu kararı vereebeseydik ama bu dakikada verdik. Karşımızda biraz sorunlu bir Norveç var. Ee, zaten Sorlot kadroda yok, sakat. Haaland'ın da bir sağlık problemi var ama oynayıp oynayamayacağı ile ilgili tam %100 bilgi sahibi değiliz henüz. Haaland kadroda yok. Çağrılmadı mı? Ben çağrıldı ama sakat diye düşündüm. Kadroda yok. Tamam özür dilerim. Estağfurullah. Ee, onların yokluğunda Joshua King herhalde. Sandro Foro'nun önce Watford'la Ozan Tufan'ın takım arkadaşı ki. Şimdi sen şaşırınca ben de şaşırdım. Dostlar doğru söylüyorum değil mi? Doğru söylüyoruz yani. Ya çıkarılmış olabilir çünkü baştan çağrılmıştı. Çıkarılmıştır. Du ha şimdi bakıyor pek Buyurun. Haklıdır arkadaşlar. Yanlış bilgi vermeyelim. Özür dilerim. Yok yok estağfurullah kontrol Zaten ediyorsun. Zaten sakatlığı sebebiyle oynamayacağı bekleniyordu. Joshua King e, en uçta oynayacak herhalde Watford Lonca Ozantofan takım arkadaşı ama o da önemli bir oyuncu. Onlar kadar skorer değil. Daha çok top kazanması, diğer arkadaşlarına fırsat yaratması, asist özelliği olan Joshua King o tip bir santrafor. Dolayısıyla orada sağdan yani Ödegaard'lar, Torsvedt'ler ki onlar da hem asist hem gol özelliği olan oyuncular. Onlara biraz daha fazla dikkat etmemiz gerekecek. Yanılmıyorsam bizim stoperlerimiz cezalı. Çağlar Kırmızı görmüştü zaten Hollanda maçında. Ee, Ozan da sarı kart ceza sürümüne düşmüştü diye hatırlıyorum. Doğru. Merih ve Kaan herhalde olacak. Bizim stoperlerimiz. Biraz biz de orada sıkıntılıyız. Ama sonuç olarak deplasmanda yandık Norveç'i. Bunu başardık. İçeride tabii ki iç sahada doğal olarak biz favoriyiz. Ee, kazanabileceğimiz umut ediyorum. Biraz daha topa sahip olmak durumunda kalacağız. Yani daha önce Şenol Güneş döneminde Norveç'i ve Hollanda'yı yendiğimiz model gibi olmayacaktır. Bu model daha farklı maç olacaktır. Topa biz daha fazla sahip olmak zorunda kalacağız. Norveç muhtemelen fırsat oyunları, geçiş hücumları kovalayacaktır. Umarım Stefan Kuntz zaten bu analizleri yapmıştır herhalde. Orta sahamızı biraz daha yaratıcı seçmek zorunda kalabiliriz. Zaten bir ön libero değişimi olacak. Anladığım kadarıyla hep oka oynuyorduk. Bu sefer daha farklı ön libero tercihimiz olacak. Biraz ufak tefek dönüşümler var. Santrifor rotasyonu biraz geliştirdi. Serdar Dursun'u oraya alternatif olarak soktu. Orta sahaya Berat'ı soktu. Farklı bir opsiyon olarak. Mert çok formda. Mert Müldür. Sağ soludu. 3 maçtır oynuyor. Sabek pozisyonda. O biraz bizim için güven veren, umutlandıran bir etken. Caner'i kadroyu alması yine sonuçta ofans ihtiyacımız var. Kazanmak zorundayız. Hücumcu Übek yine bir artır diye düşünüyorum. Yani olumlu taraftan da bakmaya çalışıyoruz. Umarız her şey yolunda gider. Uğur Bey tekrar baktım, e, sakatlığı devam ediyor diyor e, Haaland için. Yanlış bilgi de vermeyelim. Ben bildiğimiz kadarıyla yok. Tamam. E, kadroda sakatlığı Joshua devam ediyor. Joshua King edeyim. oynayacak gibi görünüyor. Yazmış. Herhalde en uçta. Ka şeye aday kadromuza baktığımızda, hani çok bir değişiklik yok. Nasıl değişimler oldu? İşte Serdar Aziz, Serdar Dursun uzun sürede çağrılmayan veya hiç çağrılmamış Berat, Caner e, bu tip yeni katkılar var. Zaten stoperlerimiz ilk maç itibariyle biraz eksik olduğu için Serdar Aziz takviye oraya doğru. E, Santifor rolünde Kenan Karaman daha sonra sakatlandı. Dolayısıyla Burak, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun gibi rotasyonumuz oldu. Oraya Serdar Dursun'un katılması bence doğru oldu. E, Berat çok iyi gidiyor. Ön libero pozisyonda onun katılması doğru oldu bana sorarsan. Bek pozisyonda Caner zaten uzun zaman milli takımda oynamış sonra ara vermiş bir oyuncuydu. Onda ofansif olarak katkısı olacaktır. Ben Ferdi Kadıoğlu'nu da bekliyordum. Belki bir sonraki maçlarda, Kasım'daki maçlarda herhalde onu da kadroya katacaktır. Görkem var, Hollanda'da iyi gidiyor. Görkem sağlam. Yani biraz genişletmek lazım havuzumuzu. Zaten geniş bir oyuncu havuzumuz var. Milli takıma kulüp gibi davranan bir halim yok. Geniş havuzdan faydalanalım diyelim ve bugünü de noktalayalım çünkü süremizin sonuna geldik değerli izleyenler uğur Melek'e çok teşekkürler. Teşekkür. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Yarın tekrar aynı saatte yeniden birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.